Şöyle geldik değil mi arkadaşlar? Sesimiz geliyor. Herhangi bir İşte geldik buradayız. aksama yok. Deneme, ses Merhabalar. deneme 1-2. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar, iyi akşamlar. Eğer bir sorun olursa buradan şu anda modlarımdan birinin dungeon'a diğerinin arena'da olduğunu biliyorum. ancak siz izleyicilerim de desteğini bekliyorum. Bir sıkıntı olursa lütfen 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 bizi uyarın. İlk defa OBS'ten yayın yapacağız. Şu anda herhangi bir kasma görünmüyor. Yok. %90, %85 işlemciyle yetiştiriyoruz gibi görünüyor. Arkadaşlar sorunu da söyle söyle paylaşayım sizle. Discord kamera açınca yani şöyle Görkem'le Murat'ın yayına verince nedense inanılmaz bir patlama yapıyor. Yüklenme yapıyor. Sebebi ne bilmiyorum ama çözemedim. Birkaç ayar değişikliği yaptım ve Streamlabs'tan vazgeçtim. Streamlabs daha güzel bir arayüz sunduğu için daha profesyonel bir yayın şeyi tecrübesi sunuyor ama tabii ki de kasmalara sebep oluyordu. O yüzden OBS'te yapıyorum. Çok da tecrübe sahibi olmadığım bir yayın arayüz programı. Diyelim. Bizi kaldıramadı Yok, fakirliğimiz bizi kaldıramadı diyelim, öyle söyleyeyim. Daha Streamlabs. güçlü bir bilgisayarımız olsaydı çok daha rahat ederdik. Diyelim. Olsun zamanla. Yakın mıyım? Ya çok da lafı uzatmayayım. Böyle bir intro yapmış olalım arkadaşlar. Çünkü ben bu akşam çok konuşacağımızı düşündüğüm için daha fazla dalavere laf yapmak istemiyorum. Konumuz brokerlar. Aslında çok enteresan. Haklarında hiçbir şey bilmiyor gibi görünüyoruz ama adamlar her yerde ve nasıl söyleyeyim? Nasıl oradasın abi? Sorunsalları var. Bunlarla ilgili çok fazla teori crafting'e açık, çok fazla söz konusu muhabbetler yaratabileceğimiz, üretebileceğimiz karakterler. Ondan dolayı nasıl söyleyeyim? Dediğim gibi introyu kısa tutayım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi konumuz brokerlar. Nereden çıktı? Abi bu konuyu niye seçtiniz falan filan. Biz de tabii ki diğer içerik üreticilerini takip ediyoruz. Dünyada neler konuşuluyor, neler merak ediliyor. Reddit'te olsun, YouTube'da olsun, işte Twitch'te olsun. Çeşitli sosyal medya mecralarını takip ediyoruz. Bu konu biraz atlandı ve en sonunda Belular bir video çekti üzerine ve birkaç açıklama yaptı, birkaç açıklama ihtiyacı duydu. Tabii biz şimdi onun anlattıklarında kısıtlı kalmayacağız çünkü yüzeysel bir anlatım yapmış, kendisine teşekkür ediyoruz ama çok da nasıl söyleyeyim, hani düşüncelerini aktarmamış, işte şöyle şöyleler, böyle böyleler demiş. O şöyle şöyleleri, böyle böyleleri biliyorsunuz bizim Görkem bu konuda uzman, ona aktaracağım topu ama ben size öncelikle bu arkadaşları nerede gördük, bunlar kim? Çünkü ben şimdi brokers diyeceğim. Biraz şey kalabilir, havada kalabilir. Şöyle bir introsunu yapayım, daha sonra da sözü Görkem'e bırakayım. Murat Han'la da teori craftlarını patlatıp yayınımızı sonlandırırız. Kısa istikrar maçı ve kapanış. Arkadaşlar brokerlar, adından anlayacağınız gibi bunlar evet brokerlar. Yani işte çeşitli nasıl söyleyelim. Yani böyle ekonomi sayfalarında ya da ekonomi haber sitelerinde falan görebileceğiniz, duyabileceğiniz o karakter brokerlar işte şöyle konuşuluyor, böyle şey yapılıyor. Evet, aynı kafa yapılarındalar ve Shadowlands'e geldiğimizde gördük bu arkadaşları ve sürekli olarak bizim yani ticaret yaptığımız yerlerde bunlar var. İşte atıyorum nedir bu? Profession öğreneceğiz, bu arkadaşlardan öğreniyoruz. Ya da işte meslek öğreneceğiz, bu arkadaşlardan öğreniyoruz. Bir item'ın ticaretini yapacağız. Bu arka aynen borsa simsarı. Teşekkür ediyorum. Aklıma gelmedi o kelime. Bu arkadaşlardan öğreniyoruz. Atıyorum işi daha da büyütüyorum şu anda. İşte dungeon'a giriyoruz. Ulan bir dungeon'da The Other Side'da ölümün diğer tarafında işte Arden Wild'ın kopyasında Dealer diye bir tane adam. Lan bakıyorsun broker ırkından. Bunda neyin deal'ini yapmış olabilir? Adamlar şöyle söyleyeyim. Muezzala, Boğsam ile ilişkileri var vesaire. Geliyorsun Oribos'ta yine dediğim gibi her yerdeler. Alt tarafta kartel kurmuşlar ki işte balkon kenarlarında görebiliyorsun bunları. Çeşitli şeyleri var. Kartel deyince zaten aklına direkt o dizilerden, filmlerden gelsin muhabbetleri. Bir oluşumları var. Hadi dedik bunlar tesadüf falan filan. Ulan Mav'a düştük. Hani dedik Mav'da yürünmesi zor. Orada da bir tane var. Allah Allah dedik. Tamam neyse birkaç patch daha bekledik. İşte raid geldi. Ulan raid'in içinde de var.
Yani bu adamlar şöyle söyleyelim arkadaşlar, Shadowlands'in her yerinde bizimle birlikte olacaklar ve her yerinde de göreceğiz. Yani Covenant görevlerinde gördük bunları, çeşitli işte Covenant liderleri bunlarla anlaşma yapmışlar ve çeşitli farklı oluşumlar içerisindeler. Mesela işte Venari diyorsunuz, şu anda en gündemde olanı o. İşte ve Nari isimlendirilmeleri farklı çünkü bunlar üretilme. Yani mesela kartel V falan muhabbet var. Kartel Na işte kartel Ta muhabbetleri var. Onların detayını Görkem verecek sizlere. Ama demek istediğim bir oluşum var ama tam olarak neyin oluşumu bilmiyoruz. İşte bu akşam bunu konuşacağız diyorum. Ve uzunca bir cümlenin, uzunca bir tümlecin ardından Görkem'e topu atıyorum arkadaşlar. Evet abi, bunlar kim ya? Evet, değil mi? Hakikaten. Yani bunları aslında ilk gördüğümüzde de şey, herkes zaten Burning Crusade zamanından beri oynayan herkes demiştir. Ha, Ethereal'lara benziyor bunlar falan diye. Evet, Şimdi çok. yani temel olarak zaten teorik bilgi aslında Utku çoğunlukla verdi. Ama bizim şimdi tahmin ettiğimiz bunların nasıl işte dedik şeyler, Titanlar, Arcane'in vücuda gelmesiyle oluşmuş yaratıklar. İşte bunlar da bizim tahminimiz Anima'nın vücuda gelmesiyle oluşan artık boyutun nasıl Ops, işte ops, 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 ops. Titan gibi görüldü ama işte Shadowlands'ı yaratan yaratıklar patladık mı? Yok yok. Ne oldu? Görüntü şey oldu da. Yani işte Titanların Arcane'den oluşup da o güçte olması ve işte Eternal One'ların da yani Shadowlands'ı yaratan yaratıkların da Anima'dan vücuda gelip bu Titan Plus Plus gücünde olmaları, bu Ion Hazikostas'ın lafı bu arada. Evet. Aynı şekilde bu Ethereal'ların da Arcane'den oluştuğunu düşünürsek bunlar da işte Shadowlands'ın Ethereal'ı olarak büyük ihtimalle Anima enerjisinin böyle nasıl diyeyim artık saf haliyle böyle vücut bulmuş yaratıklar. Ve bunlar aynen Ethereal'lar gibi muhtemelen enerjiden oluştuğunuz zaman tek derdiniz para ve ticaret oluyor. Yani mantıkta öyle düşünebiliriz. Aynı Ethereal'lar gibi bunlar da benzer mantıkta işte ticari şeylerle uğraşıyorlar ve işte Shadowlands'in bütün ekonomik ortamını ele geçirmişler. Ve yani sadece Shadowlands'te de değil, gördüğümüz kadarıyla yani diğer boyutlara da Evet, gidip gelebiliyorlar. ulaşabiliyorlar ve en büyük aslında yani para değil bunların derdi. Mesela Ethereal'ların derdi işte daha çok hakikaten gold ve böyle gold ile edinilen böyle güç falan gibi gözükürken bunların esas amacı bilgi edinmek. Knowledge diyorlar, information işte. Daha çok böyle kendi nasıl diyeyim emeklerini bu yönde kullanıyorlar ve işte evrenin her bölgesinden, Shadowlands'in her yerinden bunlar işte bilgi ve işte değişik artefektler, silahlar, işte bilgiyi içeren çeşitli böyle itemlar falan topluyorlar ve bunun üzerine de bir düzen kurmuşlar. Kendi içlerinde de işte gördüğümüz kadarıyla işte kartel sisteminde çalışıyorlar. Çeşitli kartelleri var. İşte Ethereal'larda böyle bir olay yok mesela. Bu kartel olayı şeyde var. İşte goblinlerde var. O açıdan goblinlere benziyorlar. Ama yani kendi işlerindeki karteller aslında birbirinden bağımsız değil. O ortak bir amaç için çalışıyorlar. Ama hepsi belli bir konuda uzmanlaşmış ve daha çok belli bir bölgenin bilgisini toplamaya çalışan karteller gibi gözüküyor. İşte bu isimlendirmelerinde ilginç bir şey konsept kullanmış Blizzard artık ya da yazarları diyeyim. Eğer mesela Ta kartelindense adının başında Ta oluyor. İşte Talan Evet. de Antiquari mesela işte Talan o Ta kartelinin işte Lan üyesi falan gibi bir böyle konsept var. İşte Venari de mesela V kartelinin Nari üyesi diye geçiyor. Dişi veya erkek olabiliyorlar seslerinden bunu anlayabiliyoruz ama dış görünüşten bu çok belli olmuyor. Genelde de gördüğümüz kadarıyla yönetici kısım dişi gibi gözüküyor. Yani kadınlar yönetiyor gibi gözüküyor ama çok da bir böyle cinsiyet baskınlığı yok. Bu ateşleri rüzgarda sönmüyor. Evet, bu ateşleri de büyük ihtimalle anima enerjisi ve
Bu yüzden de Shadowlands'te en güçlü hallerinde gözüküyorlar. Şimdi bunlarda şöyle bir ekstra ilginç bir durum var. İşte Utku'nun da dediği gibi bunlar sadece Shadowlands'e özgü bir ırk değil. Yani Shadowlands'in de iyi kötü her yerinde varlar ama bizim daha önce gördüğümüz boyutlarda ve Legion'ın işgal ettiği boyutlarda da bulunabiliyorlar. Hatta oradaki işte nasıl diyeyim fırsatları değerlendirme gibi böyle çeşitli böyle görevleri var. Biz de o görevlere yardım ediyoruz. Hatta işte bunlardan bizim de yardımımızla bir şeyler artık edinip belli yaratıkları, belli itemları edinip sonradan karşımıza getirebiliyorlar. En ilginç olanı tabii Maldraxxus'ta gördüğümüz Dark Nauru. Şimdi Light'ın nasıl güçlü olduğunu biliyoruz. İşte Shadowlands'a hatta çeşitli böyle etkilerini de görüyoruz işte Revendreth'te. Void'in işte Bastion'a saldırdığını ara görevlerden görmüşsünüzdür, yapmışsınızdır. Yani bu yani Dark Nauru'yu tutabilmeleri demek yani ve bunu işte arenada karşımıza al bir döv bakalım şunu diye atabilmeleri demek yani Nauru'lardan çok daha güçlü olduğunun ispatı. Yani evet. Dark Nauru olarak da hem Light'a hem Void'e karşı güçlü ve bunları işte oyuncak edebilecek güçte bir ırk bu demek ki. Buradan da bunu anlıyoruz. Yani başka etkileyici şeyler de var. Mesela işte Otherside'a girmeleri normalde yasak olduğunu bir yerlerden işte öğreniyoruz. Onu şimdi tam detayını unuttum da. Ama Otherside'ın da dungeon'ı yaptıysanız içinde bir tane broker var. Girmiş bir şekilde. Evet. Orada işte yarı anlaşmalı tabii bu on Samden'in Muaz Alay'da olan didişmesinden faydalanarak o da bir şekilde oraya sızmış ve durumdan faydalanmaya çalışıyor. Biz de gidip dövüyoruz falan işte. Yani boss da olabilen ve iyi olduğunu düşünemeyeceğimiz yaratıklar bunlar. Oribos'ta da en son onu diyeyim. Oribos'ta görüyorsunuz en çok böyle trainerlar işte yani bize meslek öğreten, alışverişi idare eden bütün ırklar bunlar. Oribos'un yönetici ırkı yani Arbiter'ın hizmetkarları yönetmiyor Oribos'u neredeyse. Adeta bunlar yönetiyor. O yüzden de yani Oribos'un şu anki nasıl diyeyim Arbiter'ın durağan halinden en çok faydalanan ırk da bunlarmış gibi gözüküyor. Bu da tabii Arbiter'ın bu durumda olmasına da işte düşünürsek bir parmakları var mı? Yardım ettiler mi bu duruma? Ya da bununla ilgili bir nasıl diyeyim artık olaya müdahaleleri var mı? Onu da düşündürtüyor ama kullandıkları saldırılardan tabii o Arbiter'ı donduran kırmızı atağa benzer bir şey görmüyoruz. Bir de yöntemleri de daha çok şey gibi işte durumdan faydalan. Evet evet. Kendilerini çok ilk etapta tehlikeye atmıyorlar. Birebir de dövüşmüyorlar. Boss olanlarda bile böyle daha çok böyle mekanik teknikler var. İşte hem şeyde Otherside'da hem de işte o raid'deki boss'ta benzer mekanikler görüyoruz. Daha böyle işte ne bileyim portal atıyor, işte trap atıyor falan böyle o tarz şeyler kullanıyorlar. Birebir de çok böyle dövüşmüyorlar. Hep başkalarını kullanıyorlar. İşte böyle ilginç bir ırk. Bunun orada çok kısa araya girebilir miyim raid'le alakalı? Tabii. Mesela raid'de şeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Normalde size saldırgan bir şey değil Artificer. Siz ona saldırıyorsunuz ve kendini savunuyor ve son durumda da ölmeden kaçıyor. Yani evet. Zaten şey diyor yani nasıl söyleyeyim özetle benim savaşım değil diyor ve gidiyor. Yani adamın gerçekten savaşı değil. Büyük ihtimalle atıyorum oradaki anima gücüne ya da işte Sire Denatrius'un ne sunuyorsa ona ona ihtiyacı var. Ve işler işte çok sıkıya gelince de hop ben yokum. Aynen o sondaki olayı tam işte ırkın karakterini gösteren bir şey. Brokerlar da sizi görecek. Teşekkür ederiz bu arada 100 bits için. Ya ben mesela birkaç bir düşüncemi ekleyeyim burada. Kartel muhabbetlerinde mesela Oribos'ta şeye baktığın zaman Görkem'in dediğini destekleyeyim. Bu Hand of Arbiter denilen bir tayfa var.
Normalde işte Görkem dediği gibi bu Oribos'u, daha doğrusu Shadowlands'in bu düzen kısmını bu arkadaşların yönetmesi lazım. Ama yönetme kısmı tamam, eyvallah, hani belki bunlar işte karar verici noktada bunlar var da, altta dönen düzen, o kara düzen derler yani, black market falan tarafı, öyle Evet, düşünün. manasıyla. Hepsini brokerlara ele geçirmiş. Hep bütün o ekonomiyi brokerlara çeviriyor Oribos. Ve yani inanılmaz bir düz, yani ahenk içinde birlikte çalışabiliyorlar. Evet, hatta Mesela adam Black Market demişken Shadowlands'teki Black Market şeyi de şu anda gözüküyor. Taxera. O da yani bir broker. Hiç şaşırtmayacak bir şekilde. Öyle alıştığımız üzere Pandaren değil. Gidiyorsunuz daha ilk görevde işte bankanızı açıyorsunuz. Oradaki o hand işte arbitre üye eleman diyor ki ya bizim öyle bir şey biriktirme, bir şey saklama huyumuz yok da bu yeni gelen brokerlar bize bu huyu edindirdi. Siz de kullanın bunu, öyle bir şey diyor yani banka olarak. Hiç bilmiyorlarmış yani. Sevmiyorlar da zaten pek Biraz brokerları. daha, biraz daha mı? Abi o Hiç tam şey sevmiyorlar. işte, dünyevi olayların Hiç böyle alakaları yok. onu aşma muhabbeti var orada. Yani biz bunları açtık, böyle şeyler Ya bilmiyoruz ama bunlar yapıyormuş işte, ihtiyacın olursa takıl falan diye. yani nasıl diyeyim? Çok da meraklılar. O da çok hoş yani, böyle her şeyin dediğin ya, mesela bilginin peşinde koşuyorlar. Mesela bir şey of Curiosity diye bir bölgeleri var işte. Transmog'u falan orada yapıyorsunuz mesela. Den of Curiosity olması lazım. Meslekleriniz için ayrı yerde yine onlar satıyor meslek şeylerini. Ben onları ilk önce şey sanmıştım ama. PvP ve işte Victi görevleri yine onlar veriyor. Yani o Arbiter'in o hizmetkarlarından çok onlarla muhatap oluyoruz. Paket boyunca aslında, paket başından beri. Şey çok güzel, hani biraz daha derine gidelim. İşte mesela Purpose'ı umursamıyorlar. Evet. Hatta Neyi? herhalde dalga geçiyorlar yani. Neyi Ben yani bunu işte Jailer'mış, Arbiter'mış falan, böyle kim, ben ilgilendirmiyor, onlarla çok ilgilenmiyorlar. hatta bununla ilgili açık açık da konuşuyorlar kendi aralarında, da görüyoruz onu böyle. Evet, hani şey diyor yani, onların o purpose'ına uymaya devam edin. O yalan purpose'ları, o yalan düzenlerine biz işimizi görelim diyor yani. O hiç umursamıyor purpose falan. Çok Hani ilginç. oradakiler işte purpose diye bir şey var ya da biri var artık, bilmiyorum. İt çünkü o. Bize böyle yap, böyle yap diyor. Çok önemli falan. Bunları hiç umursamıyorlar yani onu. Ya orada da O şeyi çok... veriyor bana mesela, işte mesela konuyu seçtiniz ya siz geçen, işte abi bunu yapalım Evet. dediniz. Ben gittim böyle konuşmalarını falan dinliyorum bu adamların. Hani bir şey çıkar mı falan diye. Ulan diyorum, bizim gibiler ya. Hani Ne? bizim gibi derken hayır, ekran başındaki oyuncu gibi. Yani sen bugün Cyr Denatrius'u kes, Doğru. yarın gene başka bir şey çıkacak. Sen bugün Jailer'ı durdur, yarın gene başka bir dert çıkacak. Hani onlar da onun kafasında. Sen işine odaklan. Yani orada ne dönüyorsa Shadowlands'ın ya da işte dünyanın şeyin de çok umursama tarzında böyle telkinlerde bulunuyorlar birbirlerine. Hep tamamen kendi işlerine bakıyorlar ve işte Sepulcher'ın da mesela farkındalar, peşindeler. Ama işte ondan çok fazla bahsetmiyor. Yani Grand Design diyorlar hatta onun için. Sanırım o dediği de bu arada, kısaca özetle onu istersen. Ya Maldrak'taki Sepulcher'ın ne olduğunu gerçekten şu açıdan emin değilim. Sepulcher'ı buluyoruz aslında. Maldrak'ta bir tane dandik yan görevde aslında. Bir tane broker'la yapıyoruz hatta görevi işte. Primus'un Maldrakus'ta çok fazla önlemle koruduğu çok önemli bir stratejik kütüphane. Bütün Maldrakus'un stratejik, hani artık uzmanlarının diyeyim, bütün o taktikleri raflar dolusu, kitap dolu orada kütüphane. Ve Sepulcher orası olarak geçiyor işte. Bizim broker de onu arıyor. Gidip ona gösteriyoruz tabii, her zaman olduğu gibi. Çünkü achievement almamız lazım, Bunu normaldir. bilmedi. Yani Spalker kelimesi ahit ya da mezar anlamına gelen bir şey. Pek öyle bir Ahit. havası yoktu ya, bilgi mezarlığı değilse ya. Ama hani Jailer'in oraya ulaşmak istediği yer orası olabilir mi bilmiyorum. Çünkü hani Spalker'ın anlamı o değil aslında, dediğim gibi. Ama belki altında bir şey vardır, bilmiyorum yani. Ama orası bir bilgi kütüphanesi. Çok ciddi bir askeri bilgi kütüphanesi yani, bilmiyorum. Belki o yüzden
Acaba bile yani gizli kapaklı bir şey olmasa da işte o bütün teknik taktik bilgiler bu kadar böyle savaşa dayalı bir böyle şey boyutta hepsinin böyle stratejik bilgilerini koyduğu bir yer olsa bile bayağı önemli evet. Bir yer yani. Böyle kazanmanın işte yolları falan var işte hile yolları falan bir detaylı detaylı yazmışlar. Evet evet. Yani Sun Tzu'ların böyle öldükten sonra bilgisini biriktiren bir yer. Belki ona ulaşmasını istemiyor bilmiyorum. Ama o Joker'lar orayı buluyor yani bizim sayemizde ve bir bilgi alıyorlar. Ne alıyorlar bilmiyorum. Onun haricinde Torghast'ın içinde böyle bayağı dükkan kurup bize mal satabiliyorlar. Ya evet ya. Yani biz mesela işte oraya diyoruz ki nasıl söyleyeyim? Beyin düştü değil mi oraya? Abi inanılmaz işte dayak yiyor orada, acılar çekiyor. İşte Tral'ın bağırışlarını duyuyorsun orada. Anduin kafayı yemiş falan filan. Venary dışarıda diyor ki benim içeride arkadaşım var. Ne? Ondan alabilirsin. Bir de şey de var. Başka brokerlar düşmüş ya oraya. Beraber gelmişler. Onları da sallamıyor Venary be. Olur. Evet. İşte ben kaçtım düzenimi kurdum onlara da bakarız bir ara falan diyor böyle. Yani ve orada cidden Mova yani. Gelmiş. Seni böyle Eye of the Jailer'dan koruyor işte. Seni diğer görünmez yapıyor ve sana oradan mal satıyor sırada. Hala derdi o yani. Ve biz ona hayvan gibi stice veriyoruz bu arada paket patch boyunca. Onlara ne yapacak bilmiyorum. Çok ciddi stice alıyor yani birden. Neye yarayacak bilmiyorum. Yani işte bir cutscene vardı işte. Jailer'la Sylvanas'ı böyle işte gözetliyoruz. Hani Jailer hiç iki adım yanında katuçta oluyor bu arada. İki adım yanında broker var. Bakmıyor ya da görmüyor. Bilmiyorum yani. Bayağı o katta çünkü broker'ın item sattığı katı. Gidiyorsun böyle evet, sallanmıyor. Hakikaten bak güzel bir detay. Bak ben ona dikkat etmemiştim. Vendor katında görüyoruz ve o sayede belki görmüyorlar bizi gerçekten. Bayağı hani Jailer bile görmüyor yani onu kendi kulesinde. Öyle bir şeyleri var yani artık öyle bir ağırlıkları var. Güçleri varsa hakikaten evet yani. Para konuşuyor işte. Onun dışında bizim o kadar korktuğumuz Dark Nauru'yu dövüp getiriyorlar falan satmak için ya da bir tane Pit Lord. Ha evet oradaki diğer bossları söylemeyi unuttum bak hakikaten. Bir tane Pit Lord var, bir tane işte şey Undead Dragon var. Başka bir şeyler daha var. Hepsini böyle dövüp getirmişler yani. Evet yani böyle şey hepsini hapis tutuyorlar ve dövüş bitince de tekrar böyle yerine alıyorlar falan. Öyle de yani saçma bir güçleri var. Evet. Onlar cinde ne? Dur bir şey bekliyorum hani bilgi kısmı bitsin. Ha bitti şu an. Ya o zaman şöyle söyleyeyim. Bir, benim düşüncem. Abi bunların derdi hani goldish değil tabii ki. Animalarla adamların amacı yani bilgi toplamak ve bu topladığı animalarla yaşantılarını sürdürmek. Gayet basit bir dertler olduğunu düşünüyorum. Çünkü they were hani nasıl söyleyeyim? El yapımı yani bunlar. Hani doğuma gibi durumları söz konusu olmuyor. Ondan dolayı varlıklarını sürdürebilmek adına böyle bir takas içerisine giriyorlar ve Shadowlands yaratıklar olduğunu düşünüyorum. Tamam Shadowlands'ın dışına çıkabiliyorlar ama Shadowlands karakterleri aferin Uğur ya. demek istediğim yani bu adamların tek derdi çok basit. Hayatta kalmak. Hayatta kalmak ama ve şeyini işte hani, sürdürmek. Ama onun biraz endişe geçmiş gibiler aynen. Yani sadece böyle survival modu değiller. Bayağı yani zaten kurtarmışlar kendilerini. Bir de üstüne böyle bilgi ediniyorlar diğer boyutlarla ilgili oralara sızıyorlar bir şeyler yapıyorlar falan. Ya orada falan. İşte şey karşılığı yani diğer boyutlar da varmış onu da öğreniyoruz orada yani. Burada bir life real ya da life real var. Hayır daha fazla işte hani orada artık nasıl söyleyeyim kendi sınırlarını zorluyorlar. Maksat daha fazla şeye erişip güce erişip bilgi. İşte animaya ulaşmak. Yani niye mesela işte tutup da bu adam Görkem'in dediği gibi şeyle Maldraxxus da bize bunları dövdürtüyor. İşte daha fazla şey topluyor. Anima toplamak için mi diyorsun? Aynen.
Ya ve adamlar ama şey işte... onlar için bilgi de çok önemli ya oynama kadar. Ya tabii canım. Ya işte biraz şey gibi şimdi sadece kendi hani varoluşlarını kurtarmak için değil de sanki böyle bir ana bir görevleri var. İşte bu evet, bilgi toplama konusunda bir ana görevleri var. Bunu böyle daha rahat yapmak için kendilerini daha çok güçlendiriyorlar ve bu biraz böyle ona kullanılıyor gibi. Hatta zaten şöyle de bir durum var. Bunlar işte gördüğümüz kadarıyla hani Ethereal'lar daha organik gözüken böyle evet. yaratıklar ama bunlar daha mekanik gözüküyor. Daha yani böyle... Bacakları yok diyor mesela Baylor. Evet. Doğrusu öyle. Bacakları makine. Evet, bacaklar makina, eller de makina. Böyle eldivenin içinde enerji modundalar zaten. Mesela Ethereal'lar daha böyle hem hareketleri hem gerek davranışları gerek böyle hani kendi aralarındaki güç mücadelesi biraz daha böyle nasıl diyeyim humanoid daha böyle evet. İşte insani mi dersin artık? Evet insani. Yani daha organik. Bunların hem yapısı hem böyle işleyiş şekli bu kartellerin birbiriyle didişmemesi işte güç güçlerine belli yere odaklamaları falan olayı böyle şey gibi kartelden çok ne bir yerde geçiyordu kim diye unuttum da fakülte gibi diyor böyle yani üniversitenin fakülteleri ya da böyle iş böyle belli alanları gibi sanki böyle her kartelin belli odaklandığı bir bilgi şeyi var kaynağı var ve ona uğraşıyorlar işte onunla ilgileniyorlar sadece falan işte yani bu mekanik olmaları da acaba bunları biri özellikle bu amaç için üretti mi? O yüzden mi saldı Shadowlands'e ve diğer işte girdikleri yerlere de yani sonra bu topladıkları bilgiyi işte kime verecekler? Üretene geri mi götürüyorlar, veriyorlar? Kim yani bunları yönetiyor ya da işte ortaya çıkardı? Çünkü kaynaklarıyla ilgili nereden geldiklerin hani bunların belli bir şeyi yok. Mesela Ethereal'ların bir geldikleri gezegen var. İşte onu bir Void Lord patlatıyor falan. Öyle olaylar var ama bunların öyle bir mesela hikayesini duymuyoruz. Mesela Ethereal'ların bir işte intikam amacı falan var işte o gezegenimizi yok eden Void Lord'dan intikam alacağız falan diye. Burning Crusade'de oynadıysanız o mevzuyu görmüşsünüzdür. Ama işte bunlarda öyle bir intikam muhabbeti falan yok. Bir ana davaları falan yok. Hep böyle mekanik kendi hem görünüşü. Onlarda istenen bir şey var onunla uğraşıyorlar yani. Evet. Shadowlands kaynaklı varsa bunlar purpose'ı niye sallamıyor mesela? Evet değil mi? Yani. Acaba işte, oluşuyorlarsa değil mi? Bunu böyle acaba o sonradan mı yapıyor? Gerçekten bizim düşündüğümüz gibi yani. Başta yoktu. Birileri oradakileri uyutmak için bu purpose'ı mı kurdu? Bunlar da o yüzden umursamıyor evet. Mesela. Daha da eski Shadowlands. Olabilir olay evet. İki taraflı da olabilir olay. Nasıl mesela iki tane şey? Yani işte şey purpose'ı da mesela bunlar belki şey yaptı. Ne bileyim ya uydurdu ya da böyle böyle bir motivasyon verdiler belki de. Çünkü şeyde hep konuştuk ya Arbiter de mekanik bir evet. gibi gözüküyor. Yani brokerları da gayet andıran bir şekli var. O yüzden bilemiyorum yani bağlantılı olabilir. Ya belki bunlar Arbiter'ı işte ya aynı varlık üretti bunları. O tasarladı ve koydu oraya. Ya da işte brokerlar belki Arbiter'ı tasarladı da böyle hani böyle bir şey koysanız burada güzel çalışır falan diye. Bir böyle ama kendileri işte farkını sallamıyor. Yani i̇şte tabii yani şimdi şey düşün. Kendinin böyle bir düzen kuracak bir gücün olursa sallamazsın. Bırak takılsınlar dersin. Bir araya gireyim abi. Güzel bir iki yorum var. Şöyle. Yayınlar Veneri ile alakalı dün Rule 6 görevini yaparken yan görev olarak başka bir broker'dan aldığım görevi bitirirken bana dediği Veneri ile olan ilişkine dikkat et. Yalanlarına kanma. Diyor ki bayağı ciddi ciddi tek bundan da duymuyoruz abi. Veneri'nin başka bir amacı var anladığım kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Veneri'den, öyle bir yani şeyde bahsediyordu. Veneri'den ihanet edeceğimizi ben de tahmin ediyorum. Bir de Jailer'ın mava atılmadan ürettiği varlıklar olabilirler. Jailer her yerde gözümüz var derken brokerlardan bahsediyor olabilir. Ben de öyle düşünüyorum. Bir olabilir. Yani bu şöyle söyleyeyim. Hem bu yorumlar olsun
hem az önce Görkem'in söylediği mevzular olsun. Bu sefer kafadaki şu soruyu çıkartıyor. E tamam da o zaman kim yaptı bunları? Nasıl yani? Jailer yaptıysa eğer, yaptıysa yani yarattıysa. Hani mesela şey düşün. Bütün Eternal One'ları onlara bağlı bir ırkı var ama Jailer'in yok, farkında mısın? Hiçbir şey Ha şey gibi diyorsun. Winter Queen'in Night Fae'i, işte Arkon'un var. Kirin. Enatrius'un Revendreth'i var kendi yarattığı. Yani Mouseworn Jailer'in yaratımı değil. Onlar Kirin. Evet. Mouseworn zaten Jailer'ın... şey işte. Onların toplamı aslında. Hani direkt zaten hiçbir evet. şey değil. Tabii hepsi. Bütün faction Mouseworn. Sylvanas'ta mesela. Evet. Aynen. Jailer'in kendi ırkı yok gibi gözüküyor yani. Burada işte ya benim gerçekten arbiter rolü teorim var. Hani çünkü ırkı olmaması gerekiyor zaten. Hı hı. Ya da brokerlar onun işi ama öyle bir şey olsa hani bu pis bunlar fark ederdi belki yani. Mol etkisi hissedebilirlerdi ama belki de onları yarattı ve Nathezin ile beraber bütün evrene saldılar. Hani Denatrez'i mi yarattı? Jailer'ı da brokerları yaratıp saldılar her tarafa. Ama onu bilseler mesela şeyi almazlar. Olimos'u almazlar. Ben de onu düşünüyorum. O yüzden daha evet, farklı evet, bir düşüncem şey var. Almazlar. Bence direkt bir bağlantıları yok. Yani Jailer'ın da dışında. Yani ama bir şey söyleyeyim mi? Eda sen böyle sallıyorsun tutuyor sonra. Aslında Jailer'ın yerine konduysa zaten o olay tutmuyor yani. Evet. O zaman işte brokerların zaten bağlantısı olmuyor onunla. Evet. Onlar başka bir yerde. Yani ilerideki peşlerde görebileceğimiz bir yeri tahminen. Sakinleri diyeyim. Ama o zaman şu var. Ben mesela en son yazımda şey dedim. Shadowlands'ın subrealmleri var. Yani ufak. Hani basit adamın kaderi ne oluyor ulan bu Shadowlands'ta? Maldraksus'un bir ırkı var bu arada ya. Evet, hani şey oldu abi. Bir Kree'in görevi yapıyordum. O Clea şey demez mi? Lake Shire'daki çiftçiye ne kadar, nasıl basit bir hayatı var, bu niye bize geldi? Ben orada bir tribün aldım ben orada. Ulan ne demek basit adam? Ne alakası var? Onun yeri yok mu Shadowlands'te? Dedim kendi kendime. Herif bir de zaten kendi köyünü artık Skölce Kays savunur da ölüyor. O yüzden gidiyor zaten başına da. Ulan dedim bunların Shadowlands'te yeri mi yok? Ya da Subrealm'ler var. Yani mesela Drast'ı karıştırmışım bu arada. Drast. O da ayrı bir konu. Onu başka bir evet yayın konusundan ya, geliyor. Void'den geliyorlar. Void'den kapı açıp geliyorlar. Ama Death Magic kullanabiliyorlar. Emerald Nightmare'in içinde. O yani Görkem o konuda ne düşün bilmiyorum. Emerald Nightmare'in Subrealm'ini bulup orada Death Magic'le dolu bir yer kurmuş Drast'lar. O öyle gelebiliyorlar Ardun Wild'a. Ya zaten şey işte Drast'ların esas ilk girişini Northrend'da yaptılar gibi oldu. Ama onu çok görmedik. Ondan sonra işte Battle for Azeroth'ta böyle Kul'Tiran'ların, Druid'lerin ona bağlayınca biraz daha böyle alt hikayesi dolmuş oldu. Çünkü şey böyle ilk o Raikul'ların da kullandığı böyle büyüler ve işte şeyle Death Magic'le bağlantılarını falan böyle anlayamıyoruz ya çünkü Arthas'tan evet. Çok daha önce aslında bunları yapıyorlar ve işte Odin'den çok daha önce böyle belli güçleri ve böyle ne diyeyim kendi şamanik ya da işte pagan tarzı böyle olayları var ama işte bunun esas kaynağını işte Battle for Azeroth'ta gördük o Drast olarak kendilerini. Hatta işte şey de oluyordu işte dungeon'da gittikten sonra geri işte o Gorakdul'u kestiğimizde işte orada biraz tüyo da veriyor işte Shadowlands demiyor mesela geri gelecek. Ulan işte bekliyorum sizi diyor ama onu daha sonra bir Cien Ekolesi'nde tekrar dövüyorum galiba. Tross'a gidiyor. Ha işte Tross ama işte Tross neresi nerede Shadowlands'te evet. Falan. İşte o yazan şey işte yani o Emerald Nightmare'in bir evet. Parçasıymış. Evet evet. Yani... Ama şey işte sonuçta Shadowlands'a bağlı bir böyle şey yan realm olarak da görebiliriz onu işte. Evet artık... hani diyor ya zaten bağlantı var diye Emerald Dream'li şey arasında. Evet evet. Hah, işte var, zaten işte bu
Rift of Alm, Emerald Dream'de olarak görüyoruz ama diğer her yere de bağlantısı var. Void de onu kullanıyor. İşte Drastlar da onu kullanmış. Hatta işte Burning Legion bile o şeyi kullanmış olabilir. Arka kapıyı kullanıyor. Demek ki onun hepsinin bir şekilde Shadowlands'e de diğer böyle boyutlara da bir bağlantısı var. Sonradan o bence tekrar açılır o kapı yani. Broker konusu bence patch olabilecek bir konu. Yani 9.1, 9.2. 9.3 olmaz. Ama şeyi de düşündüm. Acaba 9.1'de Jailer'la savaşıp daha sonra ayrı bir yere mi gider? O başka bir konu ama brokerların olduğu yer bir patch olabilir. Ama mesela bu paket olmaz. Saklanır başka bir zamana. Başka bir paketin alakasız görünen bir yerinde bakın brokerların yanına gitmemiz lazım. Mevzular var denir belki. Brokerlarla alakalı hani diğer konu bu. Biz bir sürü farklı gerçeklik arasında geziyoruz diyor. Yani ben sana sorayım, natrezimler onu. Natrezimler adamı onlar. Söyle aşkım ben ya. Ben sana söyleyeyim yani. Ötesi olamaz ne? Ya. Natrezimler evet. Adamı. Evet. Hayır söyle, neden böyle düşündün de söyle, az önce söyledin. Baştaki bir tane bir mektup buluyoruz. Natrezimlerin üstlerine yazdığı işte. İşte adamlarımız çalışıyor, işte şuraya bakıyor. Bu arada ben o mektubu oyun içinde bulamadım hala, onu da söyleyeyim. Yok. Yani acaba kaldırıldı mı oyunda, onu sorayım da bulan var mıyız? Onu ben de bulamadım ya. Şey dur mi? Ama şey, biz ona da bölüm yapmıştık. Eda'nın dediğini de söyleyeyim. Enemy Infiltration diye bir evet. Not sunuyor. İşte bunun içinde işte kime yazıldığı ve kimin tarafından yazıldığı belli olmayan ama bütün kozmik güçlerle ilgili bilgi toplayan bir işte gizli örgüt gibi bir şeyin notlarını okuyoruz. Evet. İşte ona özel bir bölüm de yapmıştık. İzleyebilirsiniz ayrıca. Evet. O zaman belki orada konuşanlar Natrezim değil, broker'ıdır. Ya ben şeyden güveniyorum Eda'ya. Dur bir söylesin, susun lan. Oha, o ne dedi bak, o ne dedi, o da başka bir bomba. O da iyi. Ama broker öyle yazmaz ya. Broker illa bir yere para falan kıkmıştır. Gerçekten şeyde gayet mantıklı bir teori bence. Brokerların gizlenen Natrezim olma ihtimali gayet yüksek bence. Evet, sen de şey demiştin ya, o Hand of Arbiter'lar mesela çok creepy konuşuyorlar. Çok şey konuşuyorlar ya böyle işte. Aynen. Çok yapmacık konuşuyorlar ya. Bütün Oribos aslında şey değil mi? Ya bütün Oribos değil ama brokerlar yani gayet uygun bu duruma. Zaten bu bilgi toplama olayını da düşünürsen. Ama o kadar fonda yaşayabiliyorlar. O kadar fazla yani. Tamamen anima yani fiziksel bir şeyden çıkıyorlar, öyle bir şeye dönüşüyorlar aslında. Onu demek istiyorum. Yani kabuk olabilir yani, sadece böyle görüntü olarak öyle gözüküyor olabilir. Belki anima değil yani. Belki hatta Natrezim bile işte animadan oluşmuş bir ırk. Onu da bilmiyoruz. Onlar. O zaman onlar zaten Jailer'ın amacına hizmet ediyor oluyor. Yer doldursunlar diye yapmışlar. Ya büyük ihtimal mekanik olarak öyle olabilir belki ama. Biliyorum şey zaten. Yok. Ben şey diyecektim yerine başlamadan. Yani gameplay'e göre lore yazıyorları ben şu an anladım. Çünkü buraya Ethereum lore'ünde bir şey koymaları gerekiyordu. Şimdi Ethereum koysan o ayrı bir lore bombası olacak. Dediler ki bir şey uyduralım. Hani bu arada şey kilitlendi galiba bende, sen konuşuyor musun? Yok geliyorsun. Yok geliyorsun, net sıkıntı yok. Yok bazen kilitleniyor da bilgisayar, siz konuşuyorsunuz ben duymadım sana. Hani broker koyalım lore yazalıma geldi bence tahminlere. Çünkü aynı işlevi sağlayacak bir ırk lazım. Hep öyle yapıyorlar. Ama isteseler mesela bunu bu ırka da verebilirlerdi aslında. Yani buranın kendi ırkına da. Şey de olurdu. İşte Horde Alliance NPC'leri de koyabilirlerdi aslında. Evet. Mekanik olarak öyle çözmek daha kolay. Sonuçta ölümlüler geçiyor işte. Onlar satsın kendi ihtiyaçlarını falan diyebilirlerdi. Evet. Ama buna özel bir ırk koymuşlar. Ve bu evet. Şey de düşün mesela. Yani bunların boss da olabilmesi. İşte ne bileyim evet. Başka yerlerde de görmemiz. İşte Venerdin'in ne bileyim Mav'da bu kadar güçlü olabilmesi, bunlar bence özellikle tasarlanmış şeyler. Evet. Yani dışarıdan gözüken mekanik için böyle yazılmış gibi olsa da bence tam tersine
özellikle broker fikrini bulup onu bu ihtiyaca uyarlamışlar gibi gözüküyor. Peki bir şey diyeceğim. Bunlara bu kadar güçlülerse bunlar bile çıkamıyor mu oldu? Ya çıkıyor ama yani çıkamadıklarını işte kim söyledi? Fenari çıkmıyor. Çıkmıyor, kendi istiyor olabilmez mi? Yani büyük ihtimal öyle görünüyor zaten. Diğer brokerlar pek çıkıyor mu acaba bizim kurtardığımız? Yani i̇şte yakalanmayanlar çıkıyormuş zaten. Torgas'ta girip çıktıklarına göre. O zaman Natredim olabilirler gerçekten. Ama ya ben daha farklı düşünüyorum. Mesela. Hani aynı derecede artık hani işte testis seviyesine sahip ayrı bir ırk olması güzel olur Natredim'le beraber brokerlar yani mesela. Ve işin garip yanı bu tipler hep Dead'den geliyor. Yani nasıl diyeyim, hani böyle işte aşırı plancı, böyle aşırı zeki ya da aşırı zekiden çok manipülasyoncu şeyleri Void'den beklersin. Ama biri Natrezium, biri de Broker bu durumda. İkisi de Dead'den geliyor bu durumda. Hani Dead o zaman bütün kozmik şeyi gerçekten manipüle mi ediyor diye düşünmüyor değil mi bunlar? Ya da işte o First Ones'ın kurduğu düzene karşı böyle bir yani en çok nasıl diyeyim mağdur olan belki de kozmik güç olarak Death olduğu için böyle bir durum var. Belki Jailer o yüzden bu kadar böyle taraftar toplayabiliyor. Ama ne açıdan mağdur? Çünkü bütün animaları Death alıyor aslında. Light'ın ya da Life'ın almak isteyeceği bütün animaları Death alıyor. Ama işte öyle bir düzen sonuçta Death alıyor diyorsun ama bu düzeni işte şu anda mesela Shadowlands'ın işleyişinde gördüğümüz liderler kurmamış. Bunlar sonradan o Arbiter'ın konduğu sisteme sadece uymuş. O sistemin bozulmasından dolayı rahatları bozulmuş. Yani tam anlamıyla hatta rahatları bozulmuş yani. Evet, evet. Yani o yüzden hani Death'in değil de daha çok böyle şey hani Death'ten faydalanan ilk ırk gibi böyle Eternal Ones olarak bakarsan yani bu işte şu anda yönetici olarak gördüğümüz ırk aslında bu düzenin kurucusu değil. First Ones bu düzenin kurucusu. Evet. Ve işte o durumdan faydalanan bir ırk bunda. Bunlar da böyle kendi alt düzenlerini kurmuşlar ama şu anda İşte Arbiter durduğu için kendi rahatları, düzenleri bozulmuş durumda. İşte Jailer de bence zaten böyle olmasını istemediği için hissediyor. Yani, ama tabii konuşturmayıp atıyorlar direkt bu. Evet evet. O yüzden bunlar da rahatları bozulduğu için güçlerini birleştirip Jailer'ı hapsediyorlar ve onun böyle işte kendi rahatlarını bozmasını engelliyorlar bir nevi. Ama Jailer işte tekrar güçlenince şimdi gördüğümüz duruma geliyor. Arbiter'ı deaktive edip. Bu arada belki brokerların ayrıca deal'ı vardır Jailer'la. Karşılığında çok ciddi bir şey alacaklardır belki vakti geldiğinde. Olabilir. Bir şey alacaklardır. Yumma gibi de gözüküyor hakikaten. Şey bu özellikle Venari'nin ve oradaki işte yakalansa da diğer böyle brokerların MAV'a girebilmesi. Çünkü şey değiller. Yani cezalandırılıp düşmemişler oraya. Bayağı kendi istekleriyle girmişler. Ya ben o yüzden Görkem'in o söylediği şeye daha çok yakın buluyorum kendimi. Hani Eternal One değil de First Ones, hani Shadowlands'i komple yapan bir güç tarafından yapılmalarını. Ama bir amaçları, yani amaç derken böyle bir işte hedef konmuş da işte oraya yavaş yavaş yürüyorlardan ziyade baya baya bildiğin işte Covenant'lar arası olsun ya da işte Mavla Oribos arasında olsun düzeni ve dengeyi sağlamak üzere kurulduklarını düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, her kim yarattıysa işte Winter Queen'i, Sire'den Atreus'u falan gene bunları da yaratan kişi aynı. Ve aynı seviyede, hani güç seviyesi olarak belki tamam işte. Umarım bu yüzden bu kadar saçma güçlüler belki. Ya belki güçlüler ama yani güç olarak bir seviyelendirme yapmıyorum. Sadece yaratılma sırası olarak seviyelendirme yaptığım zaman işte Sire'la aynı seviyedeler ama işte bunların amaçları farklı. Onun amacı da oydu. İşte Sire'ın amacı Revendreth'i yönetmek ve rule etmekti. Bunların amacı da atıyorum işte Revendreth ile Maldrax arasında düzeni ve dengeyi sağlamaktı. Çünkü normalde işte baktığın zaman Draka'nın tutup da Revendreth'e gidememesi gerekiyor falan yani. Evet. İşte onlar da o aradaki alışverişi sağlayan ya da işte ticareti sağlayan
tayfalar gibi düşünüyorum. Ve yani işte dediğim gibi daha büyük bir güç, işte It First Ones tarafından yapıldıklarını öngörüyorum ben şahsen. Yani First Ones, bu arada şey diyeyim ben, hani Eternal Ones biraz böyle şey gibi, kendi kendine oluşmuş varlıklar gibi gözüküyor bence, işte aynı Titanlar gibi. Anima düzenini muhtemelen First Ones kuruyor. Anima da bu işte boyuta ya da bu düzende akmaya başlayınca bence işte bir yerden sonra cisimleşip işte kişilik kazanıyor ve işte bu Eternal Ones olarak gördüğümüz ırk oluşuyor. Aynı Titan. Evet. Yani anima enerjisi öyle bir yoğunlukta artık buraya nasıl diyeyim yönlendirilmiş ki böyle bir ırk oluşuyor. O zaman hazır bunlar da oluşmuşken bunlara işte burayı yönettirelim diye belki de işte o First Ones, burayı yaratan ya da bu düzeni kuran ırk işte bunları onunla görevlendirip böyle bir düzen kuruyorlar. Ama işte o ilk düzenin ilk halini bilmiyoruz. Evet. Evet, evet. O çok anahtar bir şey muhabbeti var ya. Düzen bu değil yani. Onu biliyoruz. Yani şey muhabbeti cringe, nasıl cringe değil. Tüyleri diken diken ediyor. Ya bir yerde şu oyunda bir yerde Perfect Order tabirini duyuyorsan orada alarm çalıyordur abi. Evet evet, güzel dedi hakikaten. Yani işte geliyorsun Oribos'a, işte o kodumun artık voice'inin söylediği ilk şey şu: sayısız çağlar boyunca Shadowlands kusursuz bir denge düzen içindeydi. Allah kahretsin o zaman. Yani bu alarm demek zaten. Gerçek dünyada da öyle hakikaten, bak şeye böyle düzeni çok iyi oturmuş uygarlıkta böyle tarihe de baktığın zaman, ne bileyim, altında işte piramitleri yapma, işte köleleri kullanmış yani işte, evet. Ne bileyim şey batının yükselişi, işte emperyalizm, onlar da diğer ülkeleri sömürmüş falan. Ve burada bir kereli köleler var. Evet, gerçekten yani onun burada işareti. Köleler var. Ve nasıl yaratıldıklarını bilmiyoruz. Daha doğrusu şöyle. Kaç. Bir tanesi çamurdan yaratılmış. Yani bayağı çamurdan. Şeyler, dredgerlar. Stewardları bilmiyoruz. Nasıl ortaya çıktıklarını. Çok şirinler, ona lafım bu. Benim düşüncem bir basit adam teorimin bir tanesi şuydu yani. Onlara mı dönüştürüyorlar acaba artık hani? Senin animandan bir bok olmaz. Çünkü bak bakıyorum. Şey bir tane Best'taki follower şey oluyor. Stewart'lardan Mechanicus muydu ne? O şey, Soulbind oluyor. O Soulbind olurken evet. Onun bir lafı var. Şey diyor. İşte ben aslında bunun için yaratılmadım. Buna layık değilim. Bir Soulbind olamam ben ama işte. Evet, aynen öyle söylüyor. Aşamaya geldim falan gibi bir şey diyor. Böyle orası hakikaten bayağı böyle onların seviyesini göstermesi açısından önemli. Güzel. Evet ve yani şey çok komikti. Bestçine girdiğinizde o konuşan küçük kız sesli bir tane var. İşte bir forge'u tamir etmemiz gerekiyordu böyle. Böyle heyecanla böyle fix the forge vardı. Ben çok aklımda kaldı. Komikti çünkü o. Oradaki o yanımızdaki kadın da şey diyordu ya, bunların tek derdi o, merak etme, kendi rahatsız ediyor onu tamir edemeyince diyor. Yani ihtimallerden birisi cidden bu basit ruhları öyle şeyler için kullanıyor olma ihtimalleri. Basit derken de gerçekten bunu vurgulamak için söylüyorum çünkü hani böyle tek tek baktım böyle, ulan bir çiftçiyi Revendreth'e niye koyayım? Maldrakus'a niye koyayım önceden savaşmadıysa? Ardeo'da zaten koyamam. Orası zaten ruhlara, doğa ruhlarına özel. Orada sincap herhalde şeye dönüşüyor. Gerçi sincaplar var. Ama şekil almıştır belki. Belki düz sincap orada şeye dönüşüyordur. Anima meyvesine. Düz sincap. 5 lira gidemiyor. Bunlar ne oluyor abi? Bizim Elvin'deki emektar çiftçi abi ne oluyor önce? İşte yani şimdi biz şimdi onun eski işleyişini görmüyoruz. Aslında normalde işte orada nasıl diyeyim uyuyup işte güçlerini toplayıp tekrar geldikleri yere dönüyorlar ama Emerald Dream tarzı o zaman ne kadar çok yer var ki bu kadar böyle, evet.
böyle bir sisteme ihtiyaç duyuldu, değil mi? Yani o zaman böyle bir durum da oluşuyor. Çünkü eğer Ardenweald gibi bir yer yapıldıysa, bu demek ki bütün ölümlü dünyalardaki doğal düzene müdahale ediyor bunlar. Evet. Yani onun için bir düzen kurmuşlar demek. Yani o kadar büyük aslında bir alt, nasıl diyeyim, komplo oluşuyor. Ya belki de Jailer'ın istediği şeyi söyleyemem tekrar. Animayı cidden, bütün animayı de topluyor. Mortal animasını. Belki de hepsini hak ettikleri yere hani bırakıp salmak için Jodolar'a sok etmek istiyordur. Hani. Ya çünkü ben orada anima şeye takılıyorum. Animanın data akması o şekilde işlemiyor. Zaten yani... Hayır, otur şey diyor. Ben ışığa hizmet ettim, niye buraya geldim? Hani öyle bir beklentisi var ya mesela onun. Ha, vardı yok. Ya. Bence öyle değil. Yani bu şöyle bir şey. İşte Sylvanas'ın da dediği o aslında. Yani sen yaşarken senin için belli bir işte şey var, işte belli bir düzen var, bir iraden yok hayatında. Evet. Öldükten sonra da böyle bir şey yok. Çünkü öldükten böyle sonra hala SGK'lı çalıştırıyorlar seni. Evet, aynen. Hatta yaşarken gene nispeten belli bir kişiliğin, kendine ait bir kimliğin var. Öldükten sonra o da gidiyor. Evet. O da bırakman gerekiyor arkada. Yani Sylvanas'ın o haklı olduğu kısmı o son videoda, evet, izlediyse herkes. Bu arada orada şunu diyeceğim. Şimdi animanın dete akması diyorsun ya. Ben de orada bir şey söylemek öyle istedim. Değil. Bence zaten bu anima det kozmik güç, detin kozmik güç olmasını sağlayan bu ölümlülük düzeni. Ve Jailer'ın yıkmaya çalıştığı şey de bu zaten. Yani bu gücü istemiyor Jailer. Bu düzenin bozulmasını istiyor. Ama bu Titanların yaptığı şeyi zaten oydu. Ölümsüzlük veriyorlar bütün canlılara. Hayır işte. Order. Yok, Titanlardan daha çok bu, yani Jailer'ın yaptığı... Öyle bir şey olmasıysa Titanlar bunu zaten yapıyor demek istiyorum. Old God'lar bozmuştu mesela onu. Evet, aynen. İşte Old God'ların ve Sargeras'ın karışımı bir motivasyonu var o zaman işte. Yani Jailer'ın zaten öyle gibi gözüküyor. İşte şeyde de mesela hani Light'ın tek bir iradesi ve tek bir isteği olur, evet, yani olur ya. İşte evet. Daha böyle absolüttür falan. Evet. Ama şey işte Void'in işte her şeyin binlerce cevabı var gibi bir böyle yaklaşımı var falan. İşte bu şeyin de Sylvanas'ın dediği, özellikle işte bu özgür iradeye yaptığı vurgu böyle şey gibi. Tam bu Void'in yaptığı göndermenin böyle, evet, diyeyim, olması gerektiği hali gibi. Böyle twisted ve corrupt olmayan versiyonu gibi gözüküyor. Zaten hani bizi götürdükleri yere cidden bir tanrılar var ve bizim yerimize karar veriyorlar. Geldiği şey, gelecek tahminen o iş. Ve ben şeyi düşündüm, hani brokerlardan çıktık yine de. Ama öyle oluyor. Yine daha da şey ötülüyorum. İşte o da ondan. Böyle şey, dağılıp başka lore konseylerini yiyoruz potansiyel. Şey diyeceğim. Bence biz başaramayacağız abi. Başaramayacağızdan kastım. Bence Sylvanas ve Jailer başaramayacak. Şu yüzden başaramadık abi. Şu yüzden. İzledin. Zaten şey de geldi. First One'lar, ben şeyi düşündüm. Ulan bu First One'lar neden mesela Sylvanas ve Jailer gibi bu kadar fazla şey bilen karakter varken müdahale etmiyor? Hiçbir şey. Benim aklıma ilk şey geldi. Ya bunlar öldü. Titanlar gibi. Ya da umursamıyorlar. Çünkü ya da Hero gibiler ki, işte abi, yani düzeni yarattılar, çekildiler. Şey de olabilir, şey diyeceğim, bunlar ne yaparlarsa yaptılar zaten bozamayacaklar diyorlar bence. Ya belki de şu anda bize bozukluk gibi gösterilen şey Amerika'nın demokrasi götürmesi gibi bir şey olabilir. Yani bozukluk değildir yani her şey. Sen dedin ya, perfect düzen var orada, birbirlerine şey yapıyorlar. Evet. Yani bu ona geliyor olabilir mevzu en nihayetinde. Yani biz... şey, öyle de şeyi kastettim hani. Bu kadar şey biliyorlar, tamam, bu kadar şey yapacaklar ama ne yaparlarsa yapsınlar bunu unmake edemeyecekler diyorlardır. Ya hem o olabilir yani. Hem de şey işte ya tamam, onun şu anda Arbiter çalışmıyor oluyor. Ama Shadowlands çalışıyor abi. Anima, evet, geliyor.
Ama tamam Torghast'ta okuyor olabilir ya da Mava okuyor olabilir ama geliyor. Geliyor. Yani bir yerde evet. Tıkanmıyor ya da işte nasıl söyleyeyim enerji korunumu kanunu düşün yani havada yok olmuyor. Bir yerde kullanılıyor. Evet dedin de atlıyorum sana laflar hazırladım Utku. Heh buyur abi. Hayır. Şimdi bak bu zaten Jailer'ın kırmaya çalıştığı şey de o yani benim anladığım kadarıyla. Zaten bu şu anda akan animadan aslında hani faydalanmak istese zaten şu anda bir düzen var. Eğer öyle bir oradan çıkar yani bu kadar anime kullanacak olsa. Evet evet yani aynen. Ama işte bence Jailer'ın zaten kırmak istediği düzen bu. Ölümlülük düzenini kırmak istiyor. Yani benim anladığım kadarıyla şu an, yani şu an kurulu olan düzende işte ölen varlıkların gelip böyle animaya dönüşmesi ve bu animanın böyle bir işte ölümden sonra düzeni yaratması bu zaten kurulmuş bir yapı. Evet, evet. Ve bu aslında olmaması gereken doğal olmayan bir şey. Bize doğal gibi verilen bu işte mükemmel düzen ve işte Murat Han'ın evet. da dediği daha böyle Oribosa gelir gelmez her şey çok güzel işliyordur falan olayı. Bu zaten biz işte bu düzenin köleleriyiz yani ölümlüler evet. olarak. Zaten Jailer'ın da kırmaya çalıştığı bence bu. Ve hatta bence Jailer eskiden hakikaten Arbiter'ın yerindeyken aslında esas düzen de buydu. Yani ama ne olabilir mesela o dönemde? Ne nasıl bir düzen olabilir o dönemde? Ne ölen mesela ölüm mortal'a ne oluyor? Hatta mortal yok mu? Herkes mortal. Var var tabii ki var yani. Sonuçta yani fantastik bir düzen de olsa bunun kendi mantığı içinde yani ölümlüler öldüğü zaman varlığı bitmiyor. Yani işte Utku'nun dediği gibi enerji korunumu mantığında düşünürsen özellikle de bu Warcraft evreninin içinde olduğu düzeni de düşünürsen büyü var ve işte oradaki büyüsel varlığın da varsa o zaman işte hani orada ruh olarak ya da burada anime olarak gördüğümüz şey işte o mantıkta özgür iradenle kişiliğini koruyarak işte fiziksel varlığın bittikten sonra işte bu şekilde evrene ne bileyim faydalı olacak ya da işte yapacağın şeyleri o formatta, o güçte, o boyutta yapabilecek şekilde o hale geçecektin. Ve belki Jailer eski halindeyken, Jailer değilken sana bu konuda yardımcı oluyordu. Ama şu anda evet, Arbiter sadece Arbiter mekanik bir şekilde o yani bozulmadan önceki düzende işte Shadowlands'ın işleyişine seni kullanıyordu. Evet. Özgür iradeni düşünmüyordu. Seni de mekanik bir şekilde yönlendiriyordu. Ve işte o Arbiter'ın hani ölümlüleri değerlendirme anlatımı evet. görüyoruz ya işte bir ruh önünden geçiyor. Yaşadığı, yaptığı şeylere göre onu Shadowlands'da işe yarayacağı bir yere yönlendiriyor. Evet. İşte Shadowlands'a karşı bir suç işlediyse de mala atıyor. İşte evet. O yüzden yani hani affedilmez suç olarak denen şeyin de o olduğunu anlıyoruz zaten. Birkaç yerde de geçiyor bu. Yani çok acımasız olması, ne bileyim işte kötü bir varlık olması falan bunlar böyle yapıyoruz da Revendreth'e gidiyor. Revendreth benim de aklıma geldi çünkü. Evet, evet. Temel var ya Revendreth'te. Evet, evet. Bu arada o şey de çok güzel. İsmini söyleyip kalkanı düşürüyor ya. İsmini bilince çünkü hani senin üzerinde hakimiyetin olur mevzusu. Oluyor evet. Abi temel bir saymaya başlıyor suçları. Dünyaları yok etmiş herif mesela ama Revendreth'te. Herif. Evet evet. O bile Mav'a gitmiyorsa kim gidecek evet. ben değil mi? Yani herif Ventir olmuş, dönüşebilmiş. Dünyaları yedi diyor herif Ventir. Evet. Başarılı bir şekilde affedilmiş yani. Evet. Şey, şimdi Sylvanas'a redemption olacak diye böyle kızıyorsunuz da evet. orada hakikaten Temel'in okuduğu yani suçları falan bir okuyun. Hatta şey evet. bizim müttefik olduğumuz şeyler bile hani neydi o accuser hani onların suçlarını okuyor falan ya böyle. Bir de abi çok güzel. Bayağı kağıttan okur gibi okuyor tek tek ya. Evet evet onu güzel yapmışlar hakikaten. Başarılı yani. Onun için hani bizce hani biz açıkçası şu kişiliğe göre yollama olayına kanmıyoruz. Onu söyleyeyim uzun süredir. Evet. Ya bizce öyle çünkü cidden. Revendreth'in bence bizce asıl olayı o. Haksın. Yani orada tekrar
işler hale getirip diğer reallere salmak olayı. Başka bir şey var bence yanında. Yani Murat'ın dediği daha mantıklı yani o anlamda. Evet. Ya bir de Murat'ın ben keşke... sana şeyi söylemek istiyorum. Ha. Sen diyorsun ya işte kozmik güçte anima gücünün işte data akıyor olması. Ya bir zaten başka bir yere akma durumu söz konusu olmayacaktı orada. Belki eski konu oldu ama hani şey sözü bekledim. Bir de zaten Light ne yapacak ki abi animayı? Yani hadi ona aktı. Kullanıyor, hepsi anima kullanıyor işte. Kim kullanıyor? Anima için saldırıyorlar şalanı. Animadan... Anima çok değerli bir şey. Ne? Anima kozmik güçler için gayet değerli. Bence hepsinin gözü var orada. E tamam da animanın Death'e olan ilişkisi olmasa Death nasıl var olacak? Yani Death neden var olacak ya da bu kozmik dengede? Ya bu şey gibi düşün. Hmm. Death'deki ya da Decay'deki gücün işte Light gücünü ememiyor olması. Mesela işte atıyorum sen burada Flash Heal cast ediyorsun human olarak. O Light orada seviniyor oba diye falan. Hani o kafada bir şey. Biri öldüğü zaman da Death sevinecek bu duruma gibi geliyor bana. Hani başka bir işte tamam buradaki anima gücünü tamam ben hortumu çıkardım. İşte Titanlara bağladım. Arkane gidecek bundan sonra. Adam diyecek ki ben ne yapayım bunu kullanamıyorum ki. Modu olacak gibi geliyor bana. Hani ben evet öyle... evet. Buna ben de katılıyorum aynen. Yani bu kozmik haritanın... O zaman Light'ın Raven 4'e saldırmasının sebebi belki şeyi fark ettiler. Geratrius'un ya da Jailer'ın o giriştiği işi fark ettiler. Diğer kozmik güçlere karşı. Bu ben yüzden saldırdılar ama Void niye saldırıyor? Düşünmüyorum. Daha farklı bir dertler olduğunu düşünüyorum açıkçası. O zaman anima değil. Anima değil. Bu bence da değil. Anima değil. Bence de değil. Yani o Ember Court'la o Void'in Bastion'a saldırırsa o zaman henüz bilmediğimiz bir şey diyorsun. Daha doğrusu reality dediğimiz o gezegenlerdeki olgulardan dolayı birbirlerine giriyorlar. Mesela şu an Azeroth'un üzerinde olan mevzu gibi. O daha mantıklı bence de. Ya işte atıyorum şu anda Azeroth'un tamamını öldürürsen ne olur? Hepsi ölür ve animaya dönüşür değil mi? İşte ondan sonra artık orada emecek Light ya da işte yozlaştırılacak karakter kalmaması durumu gibi falan. Hani Void'in evet. Bunu istemeyesinin sebebi bu olabilir. Zaten Burning Crusade'e karşı bütün aslında bu Light'ın böyle savaşa katılmasının sebebi de bence o. Çünkü Light'ın faydalanabileceği bütün her kaynağı yok ediyorlardı. Evet. Yani o mantık bence aynen Death için de geçerli. Zaten yakında bir durum var. Ayrıca Life'ın da işte Arcane ve Light'la bağlantısı var. İşte birbirlerini tamamlayan ve evet. İşte, ölümlü evreni oluşturan güçler ya bunlar. Evet. Hatta bize göre, bana göre daha doğrusu bu üç güç asıl ana güçlerdi. Yani Death, Disorder ve Void hemen sonra ortaya çıktılar onlardan ayrı. Karşılıkları olarak. Ya o konuda da farklı düşünceler değil senin de. Şöyle yine. Bence hepsi altısı aynı anda oluşmalı ki işte bir düzen olsun. Öbür türlü çünkü güç dengesi olacak. Yani işte nasıl söyleyeyim ben senden bir saniye önce doğmuşsam senden büyüğümdür abi. Abi demen lazım gibi muhabbet yani. Bence de öyle çünkü zaten şey Chronicle'da da işte Light'la Void'in çarpışmasıyla fiziksel evren oluştu diyor ya. Demek ki yani o zaman Light'la Void'den gelmiş. Hayır ama bu senin fiziksel evrenin oluşması. Demiyor ki Light'la Void çarpıştığı için Death gücü oluştu demiyor bak sen şeyi kaçırma. Tabii aynen yani Light zaten şey işte onu da konuştuğumuzda demiştik ya işte şu anda içinde olduğumuz döngüde son savaşı Light kazanmış gibi gözüküyor. Çünkü evet. Her yerde Light varken Void ortaya çıkıyor ve Void ile Light'ın çarpışmasıyla da fiziksel evren ortaya çıkıyor. Yani bir önceki kozmik savaşı Light kazanmış zaten. Yani evet. Bu anlatılana göre. Kim bilir kaçıncı simülasyonuz o zaman şu an. Aynen. Yani biz bu döngünün içinde işte olmuş. Şu anki durumda işte Light'tan kalanları. Yani onların da savaşının bence işte o kozmik savaştaki böyle hepsinin amacı o. Ana gücü değil de yani bütün varlığı ele geçirmeye çalışıyorlar. Kendi düzenlerine dönüştürmek için. İşte ben de diyorum ki mesela şu anda konuyla alakalı söyleyeyim. Her kim ki Broker'ları yarattıysa işte o Light'la Void'i ilk çakıştıran abi o. Evet evet. Clockmate. Yani, çok yani. Mantıklı. Aynen konuya da dönmüş oluruz böylece ve bunların bu kadar güçlü olup da her
boyuta nüfuz edebilmelerinin de altında yatan o olabilir. Gayet mantıklı yani. Ya ben açıkçası bu şekilde bu yönde düşünüyorum. O zaman bir arkitektin işi onlar. Zaten robotikler. Yani ama yani robotik dediğinde iş mesela şeye geliyor. Abi bunların belli kodlaması var. Bunların dışına çıkmaya. Bu biraz daha yapay zekaya giriyor. Evet. Hani çünkü kendi karar... Daha çok bir anlaşılan var. Single mindedler ama kendi iradeleri var. Yani. Var ya, o bence de öyle yani şey. Yani mekanikler ama sadece... Tabii bir sonuçta iradeleri ve kişilikleri var. Hatta işte dişi erkek falan olarak da farklı farklı görüyoruz. Evet, bu böyle üreme, sadece ama şey. Ama yok, çoğalmaları yok bence benim bildiğim. Üreme şansı yok. Öyle sanmıyorum öyle bir şey. Yani küçük çocuk broker görmeye hazır değilim. Çocuk broker görmemiz lazım onun için. Ona hazır değilim ben. Görürsek inanırım. Ama peki, o da şey olabilir. Hani çocuk olarak yaratılmış böyle şey. Chucky moda bir şey olabilir. Peki şey onu ediyorsunuz. Çıldırır ya öyle bir şey. Benim şöyle bir düşüncem var. Mesela bunlar hala işte çalışan mesela Arbiter'ın işte adını sen söyle. Yani çeşitli kovanantlar ya da Shadowlands'ın çeşitli düzlemlerine otomatik göndermesi gibi. Gelen bazı anima güçleri yine bir işte Clockmaker, Murat'ın teorisindeki Clockmaker tarafından daha önce yapılmış bir makine tarafından, adı Arbiter değil de B-Bitter ya da Cardinal Bitter tarzı bir şey. Yok, bu brokerlar üretiliyor ve hani Shadowlands'ın çeşitli yerlerine işte dağılabiliyor falan. Sadece biz şu anda bu üretim dengesini görmüş değiliz gibi. Yani böyle bir durum söz konusu olabilir mi sizce? Yani çünkü bunlar... Tabii. Biz zaten Shadowlands'ı şu anda şimdiki haliyle görerek aslında tam bunun ortasına düştük bir nevi. Evet. Dediğin durum yani. Ya değil mi? Zaten çünkü öbür işte türlü... Şey, yani bak işte Jailer aslında kötü olmayabilir diyoruz ya. Zaten bu yüzden diyoruz. İşte tam ortasına düştüğümüz bir şey var. Kim iyi kim kötü bilmiyoruz. Bak şey... İşte brokerları bile mesela güya bize böyle yardımcı olan ve işte faydalandığımız ırkın bile işte gayet farklı şeyler yaptığını, boss olarak bile karşımıza çıktığını görüyoruz. Demek ki işte bu Shadowlands'te bir garip olaylar var. Yavaş yavaş çözeceğiz. Mesela o şey söyledi ya, Zymox'a anlattı. Mesela şey, biz Zymox'a giden kreş keserken Zymox oradaki aşkımları falan böyle inceliyor. Şeydi, inceliyor da, evet. Bir de hani şey de var hani. Murat'an belki sen yapmışsındır. Dışarıda işte çeşitli kovanantların güçlerini alıp içeriye falan taşıyabiliyorsun ve işte Maldraxxus kristalini falan buff'lıyor biliyorsun içeride ya da atıyorum Night Fae, özür dilerim, seedlerini falan buff'layabiliyorsun. Ya, ben işim var. Ya var dışarıda böyle Arbiter'ın şey, Arbiter'ın nereden çıktı? Artificer'ın tam girişinde sağda solda şeyler var. Kovanın taşları, kristalleri falan var. Bir dahaki gittiğinde bak. Değişik şeyler tamam. Böyle. Yani... Detaylar, aynen. Ben de onu şey bizzat girmediğimden göremedim ama bayağı ilginç detaylar var orada. Onun Nobel galiba şeye Raid'in hikayesini anlattığı videoda o birazcık ondan bahsediyor ama o da bayağı burada ilginç bir şeyler var falan deyip geçiyor orayı. Çünkü yani zaten şeyi çözsek, hani broker'ı tam anlamıyla çözülmüş olsa büyük ihtimal onları da çözeriz. Ha tamam, bunları da işte burada emcikliyor, işte disenchant yapıp kristal yapıp satacak falan dersin. Ama adamların amacını bilmiyoruz şu anda. Ben şey detayını verecektim. Yani Art Sphere biz ona saldırana kadar zaten bizi umursamıyor. Yani hepimlerde oradaki itemler. Şey diyor böyle. Yani şimdi gücüm. Aa kavga çıktı burada falan diyor yani. Hep umurunda değil o sırada. Aa kavga çıktı burada. He, bayağı bir muhafızlar sadece kavga çıktı burada. Yakarsa deti brokerları yakar. Ya ama işte gerçekten ya, o kafa ya. Brokerları yani şey, geleceğe dair böyle çok güzel bir plot olarak olduğu daha doğrusu bir iyi bir lore malzemesi olarak bekleyin yani. Ben de. Ki yani... Şey güzel. Evet. Ben mesela senelerce Elun en büyük güzendi ya böyle. Hani abi Elun yok, gel ortada. Hani şey diyorduk hani. Elun gelince herhalde artık hani biter. Hani daha ne olacak? Şimdi bunlar çıktı mesela. Arbiter Broker Elun... değil abi, yok. Ne? Arbiter Broker mı da yok. Benziyorlar ama. Hani belki daha bu birkaç paket sonra brokerlardan bile daha fazla ya da
Thirst One'lardan bile daha farklı şeyler çıkacak. Ilum'dan. Evet, daha onu bilmiyoruz. Muhtemelen de Ardenweald yani hikayesinin en sonunda falan öğreneceğiz. Hatta hala Tyrande'yi de görmediğimizi düşünürsek. Evet. Veya onun yolu var gibi gözüküyor. Ama Clockmaker olursa o herhalde artık şey olur. Hani bir kapanışa doğru yaklaşma olur. Elun'u daha yazmadılar tam olarak. Elun'u mu diyorsun? Elun'u daha yazmadılar tam olarak neyi? Odun nereye soksa? Malor ne? Olacak kocası değil mi? Ha evet. Yani Elun'un böyle yarı tanrıyla ilişki yaşaması falan var. Yani. Onu biraz bahsettik. Tabii. Şeyde bulabilirsiniz bu arada. İlgilenen varsa arkadaşlar YouTube'da. Şöyle ünlem YouTube yapayım. Yok yani Elun, Sylvanas muhabbeti evet. Falan yaparken bayağı şey yaptı. Evet, uzun uzun konuştuk. Evet. Nightfae Covenant'ı bitince Elun'u öğreneceğiz demiştiniz ama hala gizemini koruyor. Şöyle abi, söyleyeyim. Covenant görevleri bitmedi. Çıkardı. Bitti abi. Yani senaryo bitti. Ne? Blizzard lore bitti Nightfae'de. Bir bok yok. Benim demek hayır, istediğim... Bitmedi lore oğlum. 40 şeye kadar, Renown bitene kadar hikaye devam edecek. Evet, ondan bahsediyorum. Sen görev yapacağımı zaten. Sadece campaign bitti. Campaign bitti ama. Yani orada öğreneceğimi söylendim. Lore bitmedi işte. Daha Renown devam ettikçe o devam edecekmiş görevler. Ya, vallahi ben bir şey de hiç bir beklentiyi düşürüm. Battle for Azeroth'taki War Campaign'in ilk kısmını yapmıştık ya. İşte sonradan devam etmişti o. Şey i̇şte, yazıyordu hatta işte ilerleyen patchlerde devam edecek diye not yazıyordu. Hatırlarsan. Evet ama bize kapı. Söylenen şey 9.0'da öğrenecek. 9.0'ın hikayesi bitti evet. Yani onun için... Abi şöyle söyleyeyim boşuna... Senin bu söylediğine göre bundan sonra raid de gelmemeli. Tam Jailer'ın da... Hayır abi 9.0'da öğreneceksiniz ben daha. Öğrenmedik bu da bile bir yalan söyledi diye geliyor işte. Ha, Elon'un mu? Geçiş şeyi belli olduktan sonra Renown bittikten sonra unlock olan bir şey olabilir. Şu anda onu... Vallahi ben beklentiye girmeyin derim. Şaşırın yani beklentiye. Girmeyin gelesi şaşırın. Bu arada Martolu deniyor da Renown 40'da da bitmeyecek onu da söyleyeyim. Evet, 9.0'ın Renown'u Mart'ta bitiyor. Evet. Mart ortası da bitmeyebilir çünkü bakın bazı haftalarda 3-4 Renown aldık. Ona da dikkat evet, edin. Artık 2 gelecek. Yanlış hesap. Yani artık 2 Renown alacaklar hafta bu arada. Mart öncesi gibi. Bitecek büyük ihtimalle aynen. Hani ben şeyi söyleyeyim abi. Elin konusunda şu an beklentide bu peşik düşürün. Genel bir şey çıkarsa sürpriz olur. Yani valla Murat Han tekrar artık bu yani. Developerlarla bir muhabbete girme imkanımız olursa atıyorum Morgan Day'e bu lafımızı iletin deriz yani ne diyeyim şimdi abi yani adama sorduk açık açık göreceksiniz çok, dedi. Çok güzel gördük ya. Yani ama yani şöyle söyleyeyim bugüne kadar hiç görmediğimiz şeylerden bir şeyler gördük yani. Yok işte. Öyle de söyledikleri şey yine olmuyor ben o yüzden kırgınım abi zaten söyleyeyim yani. Niye ben heves ediyorum o zaman ya? My Sister dedi ortalık karıştı yani şeyi hatırlasana abi. Hani öyle de ben niye o zaman heves ediyorum ki boş yere? Ya dur bir dakika şimdi Blizzard savunuculuğuna atlamak zorunda kalacağım ama Shadowlands'te olacak dedikleri ve olmayan şu anda çok az şey var zaten. Evet. Bir tek eğlenmiyorum. Onu biliyorum zaten. Ya bir tek Tyrande ve Elun'u görmedik. Onun dışında evet, söylemedikleri en büyük vaadiydi yani. Yani 9-0'ı ben ne yapayım? 9-3'te mi gelecek artık? Ne yapayım? 9-0 bitti mi? Bak daha şey bile yani Tyrande'yi görmedik şey, abi. Şey bak, Mav'ı yeni yeni açmaya başladık. Düşün Mav'ın bir kısmını yeni açtık. Daha bu hafta açıldı. Daha açılacak bir sürü şey var yani. Büyük ihtimalle Tyrande ile işte, Renown sonuna gelince bir şeyler olacak. İşte yani diyorum ya orada gibi bir şey belki Bolvar'ın görevlerinde işte gidip Maud'da Tyrande ile alakalı bir şey bulacağız. Getireceğiz o işte Ardenweald'da da olabilir ya da genel hikayede olabilir. Oralarda çıkar Elun yani biraz daha. Çünkü Dark Warriors'la alakalı bir şey de çıkma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Vallahi ben bu aşamada beklentimi keseceğim. Bir şey çıkarsa sürpriz oldu olaydı. Ya o ayrı bir şey canım yani. Şimdi hediye yani, paketi çok büyük içinden saat çıkınca üzülüyorsun gibi anlıyorum seni yani, de. 4 aydır bekliyorum. Önce senaryo
Pakistan yani önce Quest'ten sonunda bekledim, olmadı. Pakistan'ı bitince de olmadı. Bir ara gösterirsiniz abi diyorum artık yani. Canınız isterse gösterirsiniz abi. Yani. Ben kırdım. Ama şeye göre düşünsene yani hem Legion'a bak, hatta Battle for Azeroth da demiyorum. Legion'daki content gelişini düşünsene. Time Gate'deydi her şey. Ve yani ne geleceğini biliyorduk. Bilerek böyle haftalarca bekliyorduk yani. Ve data mine ediliyordu. Görüyorduk. Spoilerları yiyorduk. Official. Ve ona rağmen beklemek zorunda kalıyorduk. O şeyi Legion'daki uçma 8-2 normalden işte 3 hafta sonra falan geldi ya. Yani bunda ilk patch'te uçma geliyor ve yani şeyi de biliyoruz. Çok büyük ihtimalle 9-3 de olacak. Ve 9-3'te de content olacak yani. Eğer vallahi ben abi gelinin data mine'lanmasına razıyım. Sıkıldım yani çünkü. Yani boku çıktı artık. Hani şey yani. Boku çıkacak bir şey olmadı işte. Gidiyor yani. Sadece campaign bitti. Bana burada Blizzard savundurtuyorsun. Avukatlık paramı yolla Blizzard. hiç ya. Hiç o kadar savunuyoruz. Ya, şöyle de bakmak lazım. Şimdi aşama aşama düşünürsen önceki patch'e göre yani dağlar kadar fark var. Yani bir de şeyi de şimdi son aslında yeri gelmişken konu atlamış olayım. PC Gamer'da Io'nun mini bir röportajı çıktı. Evet. İki soru gerçi ama ne iki soru ama yani değil mi hocam? Bayağı bomba, evet. Yani oradan öğrendiğimiz kadarıyla şöyle bir durum var. Adamlar bu şeyin genel feedback'i o kadar artık böyle yoğun takip ediyorlar ki kendileri bunu belli etmeseler de bu Hunter Vendor'ın böyle yani Oribos'tan işte Hunter ve Conquest'le gear'ınızı yükseltmenin nasıl tuttuğunu gördüler. Şu anda PvP şeye abi 60 kat daha fazla PvP yapılıyormuş Battle for Azeroth'a göre. 60 kat evet, daha. Evet. Yani çok 60 nedir abi? Abi? Kimse PvP yapmıyormuş demek ki yani. Ve şu anda herkes, her normal oynayan herkes de PvP yapıyor demek ki. Ve bu şey rated PvP bu arada. Casual evet. Zaten herkes yapıyor. Çünkü en kolay gearlama yolu ve garantili. İşte yaptılar. Evet yani Ion'da PC Gamer'a şey demiş, bu gearlama olayının işte biraz daha emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz şekilde daha garantili bir sistem getirmeyi düşünüyoruz diyor. Bu da ne? İşte eskiden oynayanlar bilir, Valor sistemi vardı. İşte gene currency olarak işte mesela raid yapıyorduk, heroic yapıyorduk. Oradan valor biriktirip işte normalde raid'den alacağımız şeyler düşmeyince onları alıp dengeliyorduk. İşte böyle şeyleri ekleyip bunun bir de hikayeye bağlı bir şekilde yaparlarsa, yani bunu belli bir hikayeye oturtup mesela bir iki quest yapıyorsun, işte o vendor'u açıyorsun, oradan sana hediye oluyor. Bir de Walker'la alakalı bir şey koyuyor, kafayı değdi orada. Tabii o Nalcetar'ın başındaki gibi, ne bileyim Mekagon'un başındaki ekstra aldığın bonus gear'lar gibi, böyle sana hem durumu öğreten falan böyle şeyler. Hem motive, şey de vardı ya. De, bak bu broker'larla ilgili de bir sürü bunun yolunu açar yani. O açıdan da düşün. PvE item vermeye başlarlarsa belki işte raid'den çalıp getiriyor değil mi böyle? Tabii hiç tahmin etmediğimiz belki boyutlara işte bir dungeon açar. Şey vardı ya. 8.2'de miydi hatırlamıyorum. Bir sürü profession quest'inden bir sürü lore parçası gelmişti. Philip Dragonflight'la alakalı. Daha sonra o sırada bir yere bağlanmadılar ama oradan da bir sürü şey görmüştük yani. Tabii işte onun mantığında çünkü hikaye olarak işte yaparlarsa aynı Nazcatar'daki gibi onun da yolunu böyle yapıyor olabilir brokerlar. Yani hepsi birden birbirine bağlanır. Çünkü işte şeyin de kapısını açıyor bu. Ölümlü evrenlere, işte başka hiç tahmin etmediğimiz yerlere, belki çok fantastik dünyalara falan böyle kapılar açacak. Hiç böyle düşünmediğimiz bir yere gideceğiz. İşte ne bileyim Nagrand tarzı bir yere gideceğiz. Ters duracağız falan. Böyle belki şey gibi de geliyor bana. Karazan 8-1'de gelmişti değil mi? Evet. Mega Dungeon. 7-1. Mega Dungeon olarak geldi. Aynen. Şimdi 9-1'de de bir Broker Mega Dungeon'ı neden gelmesin benzer mantıkta? Karazan'ın ikinci kısmı gibi.
Yani oradaki mekanikler falan muhteşemdi yani çünkü. Yani broker'a dayalı bir şey gelmez de belki şey gelebilir abi, şu anda eski kontentlerin rate'lerini işler seviyeye getirme çabası var. Bilmiyorum. Ha işte o oralara zaten dediğim de oydu bak. Brokerlar işte böyle kapılar açabiliyorsa bizi öyle yerlere gönderip bir de onların böyle Evet. revamp edilmiş hali böyle remaster'ı bir nevi böyle görebiliriz. Eski böyle çok tutmuş dungeon'lara bizi gönderebilirler falan. Git Şey oradan. olay muhabbeti. 9-1 tahminlerle başlıyorsak ben draft ihtimali ediyorum. Çok insanlar ilgilenmiyor draft'a da ben niyeyse onları bayağı ilgimi çekiyorlar yani. İlginçler çünkü. Daha da çok merak ediyorum Zaten sonuçta. broker'la bir bağlantısı yok. Onlar bence Yok kendisi yok. Bir mesela alakaları yok değil mi? 32'de işte bir draft boyutu ayrıca böyle işte Draft'tan daily bahsediyorum. zone'u falan açılabilir. İşte Tross'a mesela bir kapı açılır. Onları yerinde bastırmak için gideriz. Orada daily yaparız Ya falan da belki oradan bir void imaları almaya başlarız filan. artık. Tabii. Öyle ileride aynen o tahmin ettiğimiz gibi Void War'a bağlanırsa mevzu ya da işte Old God'lara falan o zaman bayağı mantıklı da olur yani. Peki Ethereal'larla şöyle doğrudan bağlantılar olduğunu sanmıyorum da kafa olarak çok yakınlar. Hani hiç karşılaşmış olabilirler mi acaba Oracle'da? Çünkü Ethereal'lar da aslında hiç adım sanacak bir ırk değil, çünkü şeyi hatırlayın. Herifler Nizotun region'ına girip bilgi alıyorlardı orada. Oraya nasıl giriyorsun da oradan bir de bilgi alıyorlardı. Yani. Hatırlıyor musun Nizotun beyninde? Daha yani Evet, İtalyanlarla yani karşılaşmışlardır da o kafa yapıları, yani kafa şeyleri farklı, yani mentaliteleri farklı ama. niye? Onlar da bilgi peşinde ve para peşinde değil mi? Ya onlar ama Tüccar. bir şey, kendilerine ait bir amaçları var. Ne? Evet, Adını sen onlar ya söyle. Void ile savaşıyor. Zaten belki hani Void War vakti geldiğinde onlarla da iyice haşır neşir olabiliriz. Ya onlar Ama tabii hani geri şeyi kastediyorum. hoplayabilirler de işte brokerlarla çok sanmıyorum. Yani bir de brokerlarla benzetmediğim yanı, ya brokerların şeyi var. Adını sen söyle. Bir kozmik güç şeyleri Bilgi sahibi. yani Mağrur dövüyor bağlılıkları herifler da var yani. Şimdi Shadowlands'e bağlı bu karakterler. Ama onların işte yok Light'a ya da Void'a bir bağlılıkları yok. Onların amaçları işte gezegenleriyle alakalı bir mevzu. evet. Yok hani şey mesela Ethereal'larda dediğim gibi Zot'un Vision'da gelip oradan bilgi falan alabilirler. Onlar da çok aslında. Şey bu. O Evet, kadar böyle olmasa da. bağlantıları var ama işte o şey demiştim ya yani Ethereal'ların bir ana davası var. Bir intikam Evet. modu falan var. Ve aslında ölümlü bir ırk Ethereal'lar. Evet. Bu yani brokerlar öyle mi bilmiyoruz. Büyük ihtimal değiller. Mekanik gözüküyorlar. İşte dediğim oydu yani. Şey olarak, görüntü olarak ve böyle motivasyon olarak bu kartel muhabbeti falan da benziyor. Ama Ethereal'lar bütün o yani motivasyonları sonuçta onları o hale getiren işte Void Lord'dan intikam almak. Yani belki Void Geçse. War vakti geldiğinde onlarca iyice aşınmış olabilir. Bence İşte o da illaki de olacağız tabii. yani. Yani olabiliriz değil de olacağız yani. Ama dediğim gibi yani bu işte brokerlar gibi işte dur dengeyi sallayayım ya da işte dur vendor falan olalım kafası değil de Öyle. direkt böyle hani savaşta taraf tarzı bir şey olacaklar yani. Bir de onların da mesela iyice tarafsız şeyleri var biliyorsunuz değil mi? Hani bir Void'den intikam almak isteyen şeyleri var. Bir Void'e hani hizmet eden bir ekip var. Bir de iyice tarafsız. Artık hani işin ticaretine bakan ekip var. Evet. Onlar da işte üç kartel gibi. Bir tanesi şey Dark Side, biri böyle Light Side, biri de böyle tam nötr. Do anlatacağım dedin. Anlat abi. Ha, şimdi Bahtiblack argusu demiş de biz chat'ten konuşuyoruz. Yayına da gelsin. O geyik güzel çünkü. Ha, Argus ne? şimdi, yani şey konu bağlantılı değil gibi gözüküyor ama argus İlk başta söylentisi çıktığında Burning Legion'dan sonra galiba çıkmıştı. O sıralar StarCraft 2 çıkmak üzereydi. İşte ve 3 expansion olarak böyle yani 3 paket halinde geleceği söyleniyordu. Argus'un da aynı şekilde 3 paket olarak geleceği söylentisi vardı. İşte Argus 3 bölge 3 ayrı expansion olarak gelecekti.
Ve işte hepsi Argus gezegeninin üzerinde geçecekti. Burning Legion'a karşı orada savaşacak falan. Bu söylenti buydu. Hatta işte Demon Hunter'lar Argus expansion'larıyla gelecek falan deniyordu. Ama onu tamamen iptal ettiler. Sonra uzun bir süre duyulmadı. Ondan sonra da Legion olarak geldi. İşte Legion'da Argus'a gideceğimizi daha zaten işte o dönemki BlizzCon'da açıkladılar. Ama evet, tamamdı. Bunun da şey olduğunu sonradan öğrendik işte. Wildstar'a geçen ekip o ilk Argus projesini yapmış. Daha ortada da hiçbir şey yokmuş. Sadece konsept olarak bunu atmışlar. İlk başta işte her yer fel olacak diye iptal etmişler. Ondan sonra da her yer fel olmasın diye bu üç ayrı bölgeyi bayağı karakterize etmişler. O da son gördüğümüz İşte Legion'da gördüğümüz hali, o yüzden Argus'un işte Makari çok farklı, işte sadece bir kısmı işte o önceden bildiğimiz Argus'la benziyor. Ama diğer bölgeler bayağı farklı böyle şey. Oradan bir Void Lore'u çıktı mesela yani. İşte yani bir bölge tamamen Void tarafından böyle işgal edilmiş falan. Ve muhtemelen işte şeydi ilk o atılan konseptle işte Void War'a geçecekti, işte Burning Legion'ı yenip sonra Void'a karşı savaştıracaklardı bizi, ama o zaman daha iki expansion vardı ve böyle bu kadar konu da gelişmemişti. Muhtemelen şey de işte WoW'un teknik altyapısı o konsepti kaldıracak boyutta değildi. O yüzden bunu iptal ettiler o dönemde. Zaten tam o sıralar bir yandan bu Titan projesi de vardı sonradan Overwatch'a dönüşen. Bayağı bölünmüş haldeydi yani Blizzard'ın o tarafı. İşte 3 takım var bu arada Blizzard içinde. O 3 takımın dışında o 3 takımın belli elemanlarını da alıp onlara işte Titan'a çalıştırmışlar ve iyice böyle kendi içinde herkesi zor durumda bırakmışlar. O yüzden büyük ihtimalle bu Argus projesi de yandı. Titan projesi de yandı. Titan sonradan Overwatch oldu işte. Argus'ta o Legion'da gördüğümüz haliyle görebildik. O Legion'da gördüğünüz bu arada her şey o ilk expansion'ın çalışmalarından kullanılan konsept artlar, ilk böyle modellemeler falan üzerine yapılmış şeymiş ve farklı gözükmesinin o altında yatan o bölgelerin birbirinden bu kadar farklı olmasının sebebi de buymuş. Bütün Argus korap değil yani. İşte Makari'de nispeten temiz kalmış falan ama her yer dağınık. Aslında işte oraları da Nagrand gibi böyle havada uçan adaların olduğu ve işte dağılmış gezegenin olduğu bir konsept düşünüyorlarmış. Ama işte bu anlattığım sebepten olmamış. İşte böyle The End ne yazık ki kötü son. Abi bunu en güzel Murat'an cevaplar. Locus Walker. Ne? Argus'ta Locus Walker ilginç bir karakterdi. Lothraxion'la da bağlantısı vardı diye bir yorum geldi. Lothraxion'la bağlantısı, Lothraxion'u Twin Signature'da tam ölecekken Twin Signature'dan çekip ölmesini engelliyor. Senin daha kaderin var diye. Çok az şey biliyor Locus Walker hakkında ama o da çok bilgili bir karakter ve ileride tam yani Void Expansion'ı, Void konuları için şimdilik dolaba konmuş bir karakter. Yani bilgi çok az. Bekleyin derim yani. Khadgar gibi ya da vakti gelince o da Khadgar'da dolaptan çıkarılıp getirilir. Yani böyle aynen. Bunlar böyle bilerek mi saklıyorlar yoksa bilerek, denk gelmiyor bilerek, mu? Bilerek, tabii ki bilerek canım. Gayet bunlar şey zaten. Yani BlizzCon'da da buna benzer sorular geliyor ve işte birinde şey dediler. Yani oyunda gördüğünüz hiçbir şey orada boşuna durmuyor. Yani bize o Locus Walker gösterildiyse özellikle belli bir yerden sonra Legion'dan sonraki gördüğümüz her şey için bunu mesela çok net diyebiliyoruz ki işte bu planlı konmuş buraya. Bunu sonra olacak bir şey için gördük. İşte sonradan bu konuya geri döneceğiz. Yani her konuda emin olun. Yani bunu şey için sormuşlardı zaten. İşte o gökyüzünde duran kızıl yıldız işte orada boşuna mı duruyor? Onun olayı bitti mi falan gibi bir soru geliyor. Orada durmazsa siz esas endişelenin iyi diye bir cevap verdiler. İşte oyundaki her şey de öyle. O Locus Walker'ın da
onu gördünüz. Onu görmüyorsanız o zaman sorun. O zaman korkmaya başlayın. Onu gördüğünüz zaman korkun esas. Abi Lord Traxxon Nathrezin ve Light'ta ajan olarak sokulduysa onu oraya koyan Locust Walker'dı. Gayet mümkün olabilir yani. Ya işte ben de diyorum ki yine aynı şeyden konuya da döndürüş. Bu karakterleri yani adını siz söyleyin. Broker'ları işte böyle bir üst güç var ama yani tam Locust Walker kadar değil de daha da bir üst bir akıl koyduğunu düşünüyorum. Shadowlands'ın çeşitli yerlerini ve yani bu adamlar buralara işte nasıl söyleyeyim kodlandığı şekilde yürüdüler. Yani mesela mümkün yani. Yani Artificer'ın işte Sire Denatrius'un yanında olması işte şey atıyorum. Yani o zaten Revendreth'le ilgili bir broker'dı. Orada olması gerekiyordu falan gibi yani. Evet olabilir. Hatta işte şey de diyoruz ya Arbiter da sonuçta yani belki büyük bir broker yani. Öyleyse eğer o zaman Arbiter'ın da Eternal One olarak sınıflandırıldığını düşünürsen bütün Eternal One'lar o zaman o sınıfa girmiş oluyor. Evet öyleyse zaten yandık demektir. Sıçtık direkt falan diye. Evet. Yani mesela bir şey diyorduk ya hani bu Maldrax'taki hani Nauru'ları Maldrax'lar getiriyor hani herhalde çok sağlamlar diyorduk. Broker'lar getiriyormuş yani. O dövüp getiren onlarmış yani. O önemli. Shadowlands'e dair hani Maldrax'lar değil bayağı onlar dövüp getiriyor. Nasıl getiriyorlar? Evet yani o da aynen ilginç. Yani onların konu olacağı patch hafif kalmaz bence. Azeroth akşamlarında gördüğümüz semadaki yıldız mı? Yok hani o özellikle şeyde çok net görünüyor. Yani Azeroth'un her yerinden net görünüyor da Siltus'a gidip kılıcın yanından hani baktınız mı? Şöyle. Güzel bir görselde yakalayabiliyorsunuz. Yani BFA'dayken çok sık gidip geldiğimiz için orada öyle uçarken böyle sağda solda işte Discord'da muhabbet ederken ona böyle odaklanıp bakmıştım çoktu benim açıkçası. Acaba kaybolacak mı diye bakıyordu. Kaybolmuyor evet. Diyelim varsa sizin brokerlarla ilgili eklemek istediğiniz alalım. Yani gelecek bir patch konusu olmalarını bekliyorum. Yani bir patch ben açıkçası patch konusu düşünmüyorum. Yani patch de böyle yanda büyük bir şeyleri olabilir. Konuya işte nasıl söyleyeyim hakimiyetleri ya da işte konudaki nüfuziyetler olabilir ama direkt patch konusu olacağını sanmıyorum ya. Yani daha hocam, bırakılır sanki ya. Ne? Yani patch olur bir giriş olur yani. Bunlar böyle diye. Sonra devam edeceğiz. Bir patchte bitirmez böyle bir şey. Ama değil mi? Bu şeysi var sanki. Ethereal'lar kadar değil de bunlar biraz ilgi çekti. Lan bunlar kim acaba falan diye. Evet. Bir sağda solda da konuşuldu. Belki bir cevap verilir diye düşünüyorum. Senin dediğin gibi. Ben hani onun bakın, bunlar öyle özellikle öyle tasarlandığını düşünüyorum. Bu düşündürülsün diye. Bu evet. İlgi çeksin merak diye. Merak edelim. Dedim ya işte bunu Oribos'ta Dandor olarak başka bir yani hani direkt bizi de koyabilirlerdi. İşte bizim tanıdık NPC'leri koyabilirlerdi. Ya da ne bileyim işte Ibn Holdun işte Death Knight'larını koyabilirlerdi. Onlar da var çünkü. Ama tam tersine bunun için özel bir ırk tasarladılar. Bu ırkı her yerde böyle hem beklemediğimiz yerlerde özellikle Mav'da gözümüze soktular. Yani bu amaçsız olamaz. Özel bir tasarım var bence. Merak uyandırması için. Çünkü sonradan bunlar bir şey yapacak ya da yaptıracak. İşte bence öyle gidiyor. Yani çoktan yaptılar. Mesela işte dedim ya Karazhan tarzı bir mega dungeon'ın yolunu yapsa ama işte o hani broker raid'i gibi bir şey olmaz o. O brokerlar bize orada yol gösterir. Git bak şurayı kes, git şurayı kes. İşte kendinde birkaç aynı böyle şey other side'da girdiğimiz kapılar gibi farklı boyutlara bizi tek dungeon içinde yollayıp işte o boyutlardaki işte işlerini yaptırıp sonra işte bilgileri toplayıp onlarla da ilgili belki bir şeyler öğretip o mega dungeon'ı yani görsem şaşırmam ben. Bu tarz bir şeyler bekliyorum ve sonradan da mesela yani mesela Nathrezim çıkmazlar tabii ki. Çıkarsa hani şaşırmayız ama o çok düşük bir ihtimal. Şey olabilir işte yani Eternal Ones'a konuyu bağlayanlar broker olabilir. Topladıkları bu bilgileri mesela
ya da ya tesadüfi bir bilgi bulacaklar ya da bütün topladıkları bilginin esas amacı aslında Eternal Ones'a ya da işte ne bileyim First Ones'a böyle yeniden konuyu bağlayıcı bir konu böyle olabilir. Yani onların kimin yarattığını ve orijin hikayelerini çok büyük ihtimalle bence 9-1'den sonra öğreneceğiz. Hani sonu gelmeyecek ama çok daha bir böyle giriş olacak yani anlayabiliriz. Fikrimiz olsun diye. Yani evet. Şu an fikrimiz yokken spekülasyon da azalıyor. Tabii yani bununla ilgili herhangi bir şey görmedik. Ya da uçma seviyemiz yaptık. Çok oluyor. Ha, evet. Ama yani biz hiçbir şey söylemiyor uçuyoruz yani. Evet. Mesela ben bu uçmayla ilgili hani bitirirken, sona yaklaşmışken şeyi söyleyeyim. Eda'nın hatırlar mısınız işte şeyi teorisi vardı. Bu natrazimler evrenin polisleri. Biraz mutlu alakalı tutturdu yani neredeyse. Ha, ve olarak. Şu anda da bununla alakalı hepimiz bir şeyler söyledik. Ben mesela Eda'dan çok farklı bir düşünce yapım var konuyla alakalı. Dedi ki abi bunlar natrazimler gibi. Natrazimler de olabilir. Hatta bu enemy infiltration'ı da bunlara bağladı. Ben Eda'ya güveniyorum. Böyle bir anda çıkıp hani ne derler sessiz atın tepmesi pek olurmuş gibi. Kadın ön sezisi abi. Değil ben mi? De yani. Bir yandan böyle bir şeyler yani. Geliyor aklına. Lan Utku bu böyledir ha falan diyor. Aynen duruyor söyleye geliyor bir anda. Bir de aydınlanıyoruz. Durmuşluğu da vardır yani. 90 doğru çıkacak gibi geliyor diyelim bitirirken. Arkadaşlar toparlıyoruz ve şöyle söyleyeyim. Hakkında çok fazla bilgi, çok fazla detay bilgi bilmediğimiz brokerlar hakkında üreteceğimiz teoriler bu akşamlık bu kadar diyoruz. Mesela evet. Son anda güzel yorumlar geldi. Bazı yorumlar chatten cevapladık. Özellikle Görkem bu akşam chatin modluğunu yaptı. Evet. Güzel şeyler verdi. Arkadaşlar bunlarla alakalı diğer yayınlarımıza gelebilirsiniz. Biz biraz daha konu içine sadık kalmaya çalışıyoruz ama genelde casual yayınlarımızda da sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Hatta birinde denk gelmişti. Görkem'le Murat Han'ı rica ettik, çektik, geldiler çat 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 sanki konsey evet. Havasında bir yayın evet. Oldu. Bu yayınlarımızda da gelip sorabilirsiniz. Hani işte şey düşünmeyin. Ya işte Görkem'e bir sorun var abi. İşte sadece pazar akşamını bekleyeyim değil abi. Dilediğiniz her zaman. Ve evet. Chatte defalarca kez akmış olması lazım. Yoksa arkadaşlar YouTube'da da ya da şeyde de bulabilirsiniz. Şu anda dediğim gibi OBS'in şeylerini bilmiyorum. Sosyal medya mecralarından da bize ulaşabilirsiniz. Bu akşamlık ben Görkem'e brokerlar hakkında bize ansiklopedik bilgiyi verdiği için evet. Ve değerli teorileriyle tin foil'lik uçmalarıyla bizi neşelendirdiği için diyelim ya da bilgilendirdiği için Murat Han'a teşekkür ediyoruz. En sonunda Eda'ya sonunda teori attın ortaya hani böyle birkaç yayın bekliyorsan söyle. Bir şey. Yani aklıma durdu. Eda'yı konuşturmak için dans ediyoruz burada. Arada görüyorsunuz patlatmaya başladı. Yavaş evet. Yavaş geliyor. Yavaş yavaş. Diyorum ve arkadaşlar son olarak da siz izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Gelip bizleri izlediğiniz için çok 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 sağ olun. Elinize sağlık yazanların, dinleyenlerin kulağına sağlık diyelim. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz. İyi geceler.